Çocuklarımız için güzellikleri yaşa ve yaşat. Kıbrıs TV'den, futbolun zirvesinden tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi ben Levent Ezel, yorumcu bugün Genç Kaçmaz'la birlikte. Kıbrıs TV'de futbolun zirvesinde Kapet Süper Lig'de oynanan karşılaşmaları değerlendiriyoruz. İlk devre 15. hafta itibariyle Perşembe, Cuma ve bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 15 haftalık süreyi geride bıraktık bu akşamki programımızda. 15. haftanın yani ilk devrenin son haftasının maçlarının, 8 maçın görüntüleri var, yorumlar var, goller var, tartışmalı pozisyonlar var. Hepsini az sonra 2 saati aşkın bir süre dolu dolu Kıbrıs TV'de futbolun zirvesinde bulacaksınız. Ben öncelikle o gün hocama hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Evet, hemen 15. haftanın toplu sonuçlarına ve bu toplu sonuçlar ışığında hem Kapet Süper Lig'de hem de Kapet 1. Lig'de oluşan puan durumlarına bakalım. Önce 15. haftada Süper Lig'de alınan sonuçlar: Yeni Cami 0, Türk Ocağı 0, Doğan Türk Birliği 2, Çetinkaya 1, Bafülkü Yurdu 0, Merit Alsancak Yeşilova 1, Mausa Türk Gücü 6, Küçük Kaymaklı 1, Esentepe 2, Gençler Birliği 3, Girne Halkevi 1, Binatlı 1, Cihangir 2, Lefke 0, Gençlik Gücü 1, Gönyeli 2 şeklindeydi. Süper Lig'de alınan sonuçlar ve Kapet 1. Lig'de toplu sonuçlar: Ozanköy 1, Yeni Boğaziçi 0, Yalova 1, Bostancı Bağcıl 0, Göçmenköy 9, Çanakkale 0, Akova 1, Doğancı 1, Değirmenlik 3, Maraş 2, Karşıyaka 1, Mor Menekşe 0, Mesarya 2, Düzkaya 0, Yonpaş Dumlupınar 2, Hamitköy 3'tü 1. Lig'de alınan sonuçlar. Ve 15. hafta itibariyle ilk devrenin lideri Mausa Türk Gücü. Mausa Türk Gücü ilk devreyi 35 puanla zirvede tamamladı. İkinci sırada Yeni Cami var. Yeni Cami ilk devreyi 33 puanda tamamladı. Üçüncü sıradaki Doğan Türk Birliği 30 puanda. Dördüncü sıradaki Cihangir'in puanı 27. Beşinci sıradaki Gönyeli 26 puanda. 7, 8, 6, 7 ve 8. sıralarda Türk Ocağı, Bafülkü Yurdu ve Çetinkaya takımları var. Bu takımlarımız devreyi 24'er puanda tamamladılar. 9. sıradaki Merit Alsancak Yeşilova'nın puanı 23. 10. sıradaki Lefke 22 puanla 1. yarıyı tamamladı. 11. sıradaki Gençlik Gücü 16 puanda. 12. sıradaki Binatlı'nın puanı 14. 13. sıradaki Küçük Kaymaklı 13 puan. 14. sıradaki Gençler Birliği 11 puan. 15. sıradaki Girne Halkevi 8 puan. Ve son sırada devreyi tamamlayan Esentepe'nin puanı 7. Ve Kapet 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında oluşan puan durumu baktığımızda Göçmenköy 31 puanla 15 haftalık periyodu lider tamamladı. 2 ve 3. sıralarda devreyi 30'ar puanla tamamlayan Akova ve Hamitköy takımları var. 4. sıradaki Yalova 28, 5. sıradaki Ozanköy 27 puanda. 6. sıradaki Düzkaya'nın 25, 7. sıradaki Karşıyaka'nın 23 ve 8. sıradaki Mesarya 22 puanda bulunuyorlar. 9. sıradaki Yonpaş Dumlupınar'ın puanı 20. 10. sırada devreyi tamamlayan Bostancı Bağcıl 19 puanda. 11. sıradaki Yeni Boğaziçi ve 12. sıradaki Doğancı devreyi 18'er puanda tamamladılar. 13. sıradaki Mor Menekşe 16 puan. 14. sıradaki Çanakkale 15 puan. 15. sıradaki Maraş 13 puanda ve son sırada 16. sırada devreyi tamamlayan Değirmenlik takımı var. Değirmenlik takımı da 7 puanla devreyi tamamladı. Evet, toplu sonuçlar ve oluşan puan durumu da bu şekildeydi. Hocam, 15 haftalık periyodu geride bıraktık. Eylül ayında başlamıştık karşılaşmalar ve Aralık ayının da son günlerinde ilk devreyi tamamladık. Koskoca bir 15 haftalık süreyi geride bıraktık. Gerçekten çok gollü karşılaşmalar izledik. Enteresan sonuçların çıktığı karşılaşmalar izledik devrede. Yine bu haftaya bakıyorum. Bu haftada zorluk derecesi birbirinden yüksek karşılaşmalar vardı. Önemli karşılaşmalar vardı. Sonucu çok merak edilen karşılaşmalar vardı. Ve enteresan bir haftayı da yine geride bıraktık. Mausa Türk Gücü Yeni Cami'nin haftanın açılış karşılaşmasında puan kaybetmesiyle bugün kazandığı ilk devreyi
lider tamamladı. Yine Doğan Türk Birliği de iyice zirvede kendini hissettirmeye başladı. Bunun dışında alt sıralarda da yarış iyice kızıştı. Özellikle bugün Gençler Birliği'nin birebir rakibi Esentepe karşısında kazanmasıyla o alt sıralarda bir karışıklık olduğu aşikar. Tabii Girne ve Esentepe'nin de son derece kötü performansı aslında. Belki o 13'leri, 14'leri bir nebze rahatlatıyor ama daha önümüzde ikinci devre koskocaman bir 15 haftalık periyot var. Devre arası yapılacak transferler, olası transferler, takımların ödemeler konusunda yaşayabileceği sıkıntılar her an için bu sıralamayı değiştirebilir. Nasıl yorumlamak lazım 15. haftayı Süper Lig'de? Tabii bir defa yılbaşı haftası olması, maçların perşembe, cuma, cumartesi olması seyirci sayısını biraz özellikle bugünkü karşılaşmalarında baktığımızda etkiledi. Gece maçlarında dünkü Doğan maçı iyiydi. Diğer iki maç yeterli değildi. Yani özellikle perşembe akşamı son derece soğuk bir havada Gökkuşağı'nın en soğuk gecelerinden birinde Yeni Cami Ocak maçı. Tabii Mausa Türk Gücü'nün liderliğiyle biten averajla ikinci sırada girdiği 15. haftada Yeni Cami'nin puan kaybetmesinden sonra 2 puanlık bir bugün galip gelerek farklar ilk yarı lider tamamladı. Doğan yarışın içerisine girdi. Geçen haftadan söyledik. O 5 puanlık fark son dakika golü çok kritik, çok önemli bir karşılaşmaydı. Bu haftanın bana göre en ilginç ve en tekniğiyle, taktiğiyle, gelişmesiyle, temposuyla, kaçanıyla, atılanıyla en ilginç maçlarından biriydi. En ilginç maçıydı. Doğan Çetinkaya karşılaşması. İzledim. Ondan sonra maç görüntüleriyle birlikte yorumlayacağız. Yeni Cami'nin özellikle 8'de 8 başladıktan sonra son haftalardaki kayıpları devam ediyor. Geçen hafta kazansa da bu hafta yine özellikle ikinci yarıdaki baskısına rağmen kazanamadı. 2 puan daha kaybetti ki düşünün 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı bu son periyotta. Geçen yılın tam aksi. Geçen yıl ilk 7-8 hafta takım oturana kadar çok puan kaybına uğramış, 7-8 puan kaybetmişti. Bu yıl tam tersi çok iyi başladı. 8'de 8'den sonra beraberlikler, daha sonra da mağlubiyetlerle devam eden bir kayıplar dönemi oldu ki işte sakatlar, eksikler, cezalar falan bayağı etkiledi. Aslında alt sıralarda da ciddi bir şekillenme oluyor. Özellikle o 11-14 play-out grubu Gençlik Gücü, Binatlı, Kaymaklı, Gençler Birliği. Son iki sırada da Girne, Esentepe gibi görülüyor. Bu kadrolar devam ederse son iki sıradaki takımı kimse kurtarmaz. Şimdi neden diyorum? Çünkü mevcut kadrolarından bahsediyorum. Mevcut kadroları yeterli değil. Evet. Ha, devre arası İşte yabancılarını değiştireceklerini, belirli takviyeler yapacaklarını söylüyor. Özellikle Girne Alkevi'nin değişen bir yönetimi de var. Bütçeleri de olduğunu söylüyorlar. Esentepe biraz daha ekonomik anlamda çok değişim yapabilir mi? Orada bir soru işareti var. Gençler Birliği, Rıfat Başkan'la da görüştük. Özellikle iki tane çok kaliteli yabancı. Biri bildiğimiz Miranda. Biri diğeri golcü ve en az 4 tane de yerli alacağını ve ön anlaşmalarında, konuşmalarında yapıldığını söylüyor. Dolayısıyla Salih Sakal ile bir kımıldama zaten görüyoruz. Bu iki tane kritik birebir rakiplerinin kazanılması sonrasında. Sonuçta o bölgeden çıkarlar mı? Yani üst gruba şu an Lefke 22, Yeşilova 23, 24 oralara yetişebilirler mi 11-12'ler? Zor gibi görünse de en azından playout'ta iyi puan toplayıp ikiye bölünüyor. Bir avantaj elde etmek isteyecekler. Yani şampiyonluk yarışında 3 takım playout grubu, o alttaki takımların transfer yapması durumunda yukarılara çıkabilir mi Esentepe Girne? Onu ilk, hatta devre arasındaki transfer politikalarından sonra biraz daha değerlendirebiliriz. Ama aradaki Cihangir'den Gönyeli, Ocak, Baf, Çetinkaya, Yeşilova, Lefke
alt sıralarda çok sıkıntı yaşamayacaklar. Ligin belirleyici takımlar olacaklar. Ve kupa hedefleri muhtemelen olacak. Daha kısa yoldan bir başarıya, kupaya ulaşma adına. Yani özellikle Doğan Türk Birliği'nin de iki tane yabancı, öyle bir yabancıyı kesin zaten Lualo'ya gönderdiler. Felix geldi ama Felix'in hazır olmama durumuna göre değerlendirecekler. Keza ikinci yabancı Ahmet konusunda daha tam karar verilmedi bildiğim kadarıyla, Ahmet Burak konusunda. Evet. Onlarda bir değişim olabilir. Mausa Türk Gücü kadrosunu koruyacak gibi görünüyor. Sonuçta bu üçlü yarış, yani 2'ydi 3 oldu. Cihangir, yani şu an 27 girer mi? Yani onların çok iyi bir çıkış yaptı. Son 2 hafta müthiş maçlar kazandılar. Çıkışta olan 2 takımı, evet, Mausa ve Lefke maçlarını kazandılar. Mevcut kadro çok geniş bir kadro değil. Daha fazla kupaya yönelik geçen seneki bir hedef olabilir diye görülüyor. Önündeki 3 rakibi şu an 8 puan en üstteki rakiple. O iş kolay değil. Mevcut kadrosuyla çok geniş değil. Dolayısıyla ikinci yarıda özellikle devre arasında bayağı değişim olabilir diye düşünüyorum. Yani yabancılarda da, yerlilerde de. Kimi alacak bu futbol takımları? Yani çok kişi. Çok futbolcu var kaçacak kulüplerinden. Birbirinden transfer yapacak. Takasta olacak. Ödeme güçlüğü çeken takımlar da bazı daha yüksek maliyetli futbolcularını çıkarıp daha 2 tane, 3 tane onun yerine görev adamı, asker futbolcu alacak. Ödenmeyen futbolculardan, yabancılardan bayağı giden olacak. Yani değişim olacak. Yani çok büyük paralar vererek değil belki. Ama örneğin Esentepe Gençler Birliği ciddi bir bütçe ayıracaklarını, çünkü takımlarının yeterli olmadığının bilincinde, kadrolarının ayıracaklarını söylüyorlar. Yani onlar çünkü daha büyük tehlikede. Yapmazlarsa düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ama Gençlik Gücü defansa alacak. Küçük Kaymaklı ne olacak? Az sonra konuşacağız. Boykot, dönenler, yönetim devam diyor. Bir aylık ödendi ama daha şu an 2 aylık var. Çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Ne olacak, ne bitecek? Orada bir soru işareti var. Dolayısıyla onların durumu, gidecek olanlar, örneğin işte gelmeyen ve ayrılmayı düşünen Hüseyin Adal, Yağış, Celal, Taner var. Evet. Yani onun dışında yabancılar ve diğer futbolculardan ayrılmayacak olanları göreceğiz. Şunu söyleyeyim maçlara geçmeden önce. Bir defa işte bu haftaya bana göre kalmaması lazımdı, bu yılbaşı haftasına, bu 29-30 olayına. 16 takımlı ligde bir hafta önce başlatarak ligi, yani 16, o Süper Kupa'nın oynandığı hafta, 16 Eylül haftasında başlatarak, geçtiğimiz hafta 23 Aralık itibarıyla, yabancıların da Christmas öncesi, ilklerinin sona ermesi gerektiğini düşünüyorum programlamada. 1-2, dolayısıyla daha fazla ara olurdu. Yine 19'unda lig, kupa, 27'sinde ligin, 27 Ocak'ta lig başladığında, 4. haftada takımların daha fazla hazırlık şansı, hocalar diyor ya işte bir değişiklik falan, Futbol Federasyonu'yla, evet, ben görüştüm. Öyle bir değişikliği öngörmüyorlar, yapmayacaklar. Yani programda bir değişikliğe gidilmeyecek. 19 Ocak haftasında kupa, 26 Ocak haftasında da lig ikinci yarışı başlayacak. Ama bunu ligi bir hafta önce çekerek hem yılbaşı haftasından kurtarırsınız, 23'ünde biter. O arayı, yani bu hafta bir dinlenme ve hemen yılbaşı öncesi başlayarak yılbaşından sonraki ocağın ilk haftası da yüklemelerle birlikte 19-20 ocağa kadar, yani kupalara kadar gidilebilir. Bu birinci düşüncem. İkincisi, bu 16 takımlı lig, ki bu konuda da kulüpler özellikle bu ekonomik durumlarla birlikte ve kaliteyi de baktığımızda, daha önce de söyledik biz bunu, sadece bu sene söylemedik. Olmadı. Yani en azından bizim şu anki ülke gerçekleri, kalite, kulüplerin ekonomik durumu, 1. ligin 14, 2. liginde bu tartışılabilir. 2 grupta oynanacak, onarlı 2 grupta, daha kısa sürecek, 9-9-18, onarlı 2 grupta, grup birincileri direkt çıkarak, grup 2 ve 3'ler playoff'la 3. takımı belirleyecek, daha kısa sürecek ve o daha küçük bütçeli takımlara da
şu anki gibi 30 haftalık yük değil, 18 artı playoff. Altta playoff, şey playout, yukarıda playoff. Yani en az 6 takıma, 4 artı 2, 6 takıma playoff'la 3 hafta daha verip, yani o lig yarışından sonra iddialı bir lig yarışı olabilir iki grupta olmak şartıyla. Bir peki de futbol federasyonunun böyle bir niyeti olduğuna sen inanıyor musun? Düşünüyor musun öyle bir şey? Ben inanmıyorum açıkçası. Var. İnanmıyorum. Ben sana var dersem bir şey bilirim ya. Var. Öyle bir düşünce var. Kulüpler Birliği'nin de kulüplerin de böyle bir teklifle yazıyla federasyona başvurmaları var. Yani sonuçta, devre arasını 3 hafta gibi. Şu an değil. Bugün değil. Tamam. Bugün değil. Gelecek yani, yıllardan bahsederim. Bak, yani programlamadan bahsederim. Planlamadan bahsederim. Hayır. Devre arasını yıllardır üstelik ve eleştirilmesine rağmen hiç bilimsel değil denmesine, eleştirilmesine, futbolun doğrularına, hazırlık döneminin realitesine uymaması konusunda yapılan çok ciddi ve haklı eleştirilere ısrarla, özellikle bu sene takımlar ya dinlenecek, ya antrenman yapacak, ya kampa gidecek. Net. Hasan Başkan'ın bu, yani en azından bu yıl olmadığı bir dönemdi yapılan program. İkincisi de bu konuda maalesef antrenörler, teknik adamlar, programlamayı yapan eğitim kurulu ve antrenörler derneği, yani o söylediğin o bilimsellik yolunda herhangi bir uyarı yazılı, herhangi bir federasyona pres yapmadılar. Öneri getirmediler. Ama geçtiğimiz çok da antrenörler bağırdı. Geçtiğimiz yılın aynısı devam etti. Yani yapıldı. Ondan sonra lig başladığı dönemlerde konuşuldu. Şimdi daha fazla konuşulmaya başlandı. Aklın yolu birdir. Yani özellikle bu haftaya kalmadan bir hafta önce bitirirsiniz. Yani bir hafta önce başlatıp 23'ünde bitirirsiniz. Evet. Yani bir yılbaşı haftasında hem yabancılar dediğim gibi açısından iyi olur. Hem yerli futbolcuların yılbaşına kadar bu dinlenme haftası olur. Sonrasında da yüklemeler yapılır. Bir de 21, ki zaten böyle bir öneri vardı. 21 yaş altının, bu 90-100 dakikaların kalkması lazım. İyi futbolcu 17 yaşında forma giyer, 18'i de giyer, oynar. 23'te de giyer. 22 yaşındaki futbolcunun, şey yani 22 yaşındaki bir futbolcunun suçu yoktur. 21 yaşına girmediği için oynamayan futbolcular var. Kulüpten kopan, soğuyan futbolcular var. Daha kötü performans gösteren ama 21 yaşı birinci ligde 100 dakikayı tamamlamak için oynatılan futbolcular var. Antrenörlerin değişiklikleri 21 yaşa göre yapmak zorunda olduğu var. Üst ligde, yarışmacı ligde zorunlu 90 dakika, 100 dakika koymakla gençleri kazanmak çok doğru bir yaklaşım değil. Başka teşvikler veya işte katkılar, altyapılara önemler, oynadan takıma yıl sonunda para desteği gibi, yani bunu düşünen veya daha orta sıralarda olup alt yapıya daha fazla önem veren takımların arzu etmesi ve arzulaması durumunda forma giyme şansı sağlanmalıdır. Bir de son şunu söyleyeyim. Kupanın ilk turu 19 Ocak'ta değil evet, mi? Evet, 19 Ocak. Kıbrıs Kupası'nın ilk turu. Bunun ilk turu, yani şeyi ki artık takımlar 16-16-32 takım katılıyor. Sıralamaya falan göre değil, geçmişte şeyin sıralamasına göre, birinci ligin sıralamasına göre evet, şekilleniyordu. Tüm takımlar alınmıyordu. Şu an ki şeyde, statüde 32 takım katılıyor. Birinci turunu çok sıkışık olmayan ilk yarıda oynatarak, ikinci turunu zaten devre arası oynatır. 8 takımın kalacağı o yoğunluğu azaltarak, çünkü ikinci ara herkes can derdinde ve o takımlar, o aradaki takımlar, üstteki takımların hem kadro olarak sıkıştığı durumlar, 8 takımı İkinci yarıya bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani 32 takım ilk yarı 16'ya düşecek. Devre arasında 19 Ocak'ta 8'e düşecek. Ve 8 takımın iddialı maçları, ki çeyrek ve yarı final çift maç oynanıyor, Şubat'ın başında daha yayarak, takımları daha dinlendirerek, çarşamba pazar bir ara, çarşamba pazar gibi çok sıkışık bir takvime, sakatlıklara ve zorlamaya sıkmadan bunu da yıl içerisine bölmenin takımlara, teknik adamlara büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Şimdi nedir bizdeki konu? Futbol Federasyonu. Bak, sana katılırım. Doğrudur. Antrenörler Derneği bu konuda çok pasif davrandı ve federasyonu uyarmadı. Ancak Futbol Federasyonu'nun da özellikle Mayıs ayına maçları
bugüne kadar hiç sarkıtmak gibi bir niyeti olmadı. Hep en erken zamanda aman maçlar bitsin. Oysa bizdeki iklime baktığımızda, hava durumuna baktığımızda en uygun aylardan biridir. Mayıs geceleri maç oynatmak. Hava güzeldir. O bizim sahalarımızın da en güzel olduğu tüm dönemlerden biridir. Gece oynatamazsınız ama. Gece, çok Mayıs ama sarkıtmamak lazım. Neden? Mayıs'ın sonuna kadar. Playoff'lar oynatırsınız da. Tam Mayıs'ın başında, Mayıs'ın sonu, yani Mayıs'ın sonuna kadar sarkmayabilir, onu söylüyorum. Yani Mayıs'ın sonu sıcak olur. Hayır, bir hafta normal bu antrenörlere istedikleri bir ay verdiğinizde en fazla bir haftada sarkacağı Mayıs'ın içerisine. Evet, yani oynatabilirsiniz maçları. Tamam. 15'ine kadar Mayıs'ın. 15'ine kadar, 18'ine, 20'sine kadar oynanır. O tarihleri de oynatabilirsiniz. Yani fazla şeyi daraltmayacaksınız süreyi. Aman bir an evvel yapalım diye vereceksiniz. Bu insanlara süreyi uzatacaksınız. Biraz ligi bir şey değil. Kulüpler birer aylık daha ödesin. Şimdi belki yöneticiler bize kızacak ama yani valla hamama giren de terler. Yöneticiyseniz de o bir aylığı bulacaksınız. Bulmazsanız zaten işte senin de dediğin noktaya gelirik. Süper Ligi kaldırmazsanız Futbol Federasyonu bu takım sayısını biraz azaltacak. Bizim için de en doğrusu mesela senin dediğini biraz daha destekleme aşma anlamında söylüyorum. Birinci ligdeki heyecana dikkat et her sene. Evet. Kimin düşeceği, kimin çıkacağı, kimin playout oynayacağı, kimin playoff oynayacağı son iki haftaya kadar veya son haftaya kadar hiç belli olmaz. Neden? Çünkü yukarıda playoff var. Dört takım var. Off, dört takım. Playout, sekiz. İki de çıkan var, iki de düşen var. 10-12 takım. Kalır arada sadece dört takım. Onun için çok ciddi bir yarış var. Aslında bunun bir işaret olması lazım Süper Lig'e. Futbolun kalitesinden bahsediyoruz, marka değerinden bahsediyoruz, heyecanın artmasından bahsediyoruz. Bir futbol şurası yapılsın bu yıl. Bunu şurada çeşitli katmanlar, teknik adamlar, akademisyenler, kulüp yöneticileri, spor yazarları, hakem camiası, futbol ailesi konuşsun, tartışsın, öneriler getirsin. Bu gelecek senenin, yani futbolun daha kaliteli ve daha izlenebilir ve daha heyecan ve rekabetin artması yönünde yapılan önerilerdir. Tabii ki. Evet. Peki dilersen hemen maçlarımıza geçelim vakit kaybetmeden. Evet, az önce söylemiştik 15. hafta, yani ilk devreyi geride bıraktık. Birbirinden enteresan güzel maçlar vardı. İlk maçımız Mausa Türk Gücü Küçük Kaymaklık karşılaşması. Mausa Türk Gücü Yeni Cami'nin perşembe akşamı puan kaybetmesiyle bugün kazanması halinde devreyi lider bitireceğini biliyordu. Bu ruhla, bu düşünceyle sahaya çıktı. Karşısında ise son derece kötü durumda olan bir Küçük Kaymaklı vardı. Maçın sonucu 6-1'lik sonuçla Mausa Türk Gücü'nün lehine oldu. 3 puan Mausa Türk Gücü'nün olduğu liderlikle birlikte. Şimdi bu karşılaşmanın görüntülerini izleyelim. Hocam Bulat Stadı'nın yenilenen zeminiyle ilk karşılaşma Mausa Türk Gücü Küçük Kaymaklı'yı konuk ediyor. Geliş Osman kullandığı köşe atışın kavuruşu ve top filelere gidiyor. Küçük Kaymaklı maçın 3. dakikasında Sena Develioğlu'nun kafa golüyle 1-0 öne geçiyor Mausa Türk Gücü karşısında. Dakika 3. Şimdi ortaladı. Arkaya Arif boş. Arif vurdu. Kaleci Raif arka çıkardı. Orhan vurdu. Yine Raif çıkardı. Top. Taça çıktı. Son kanattan taç atışı kullanacak. Küçük Kaymaklı takımı. Takımında arka direğe bir orta kafa. Savunmadan döndü. Önünde kalan top şut. Savunmadan döndü. Düdüğü çaldı. İfap vurdu. Kaleci Yusuf kurtardı. Şimdi öyle doğru kullanıldı. Yasin vuramadı. Teken top. Kaleci Raif'te kaldı. En son olarak atak Raif ellerinde taç atışı kullanıldı. Dino Peter vurdu uzaktan kaleci Raif. Şimdi Oldir'e doğru ters bir vuruş. Tekrar korner. Bahadır'dan teker top. Şimdi soldan orta. Göğüs kontrolü buradan. Bir karambol bakıyorum. Peter Odibe. Dönen top. Halil Tura. Şimdi Arif'te kaldı. Arif sağ kanatta. Cidat Aslan gibi yerde kaldı ve fel attı. Arif Uysal yerde kaldı. 16. dakika. Penaltı kararı. Hakem Osman Özpaşa'da. Yasin. Şimdi düdük geldi. Duraksadı biraz. Yasin Kur. Yasin vurdu ve gol.
1-1 eşitlik geldi. Mausa Can Bulat stadında Mausa Türkücü Yasin Kurt'u penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Betere bir de kaldı. Şimdi Ali Tural ortadan kayan Yasin kafayı vurdu ve gol! Yasin ve iki kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Yasin Kurt 5-1. Sola bıraktı şimdi. Sol kanatta Osman. Osman karşısında Yasin var. Osman şimdi arka direği fakat kötü bir orta. Ve ilk yarlı sol düdüğü geldi. İlk yarlı skoru Mausa Türkücü 2, Küçük Kaymaklı 1. Peter boşta, Peter'e verdi pasını, Peter boşta vurdu, sen dışarıya. Yasin şimdi geriye çıkardı. Arif ortasını yaptı. Halil vuramadı. Uğur kale önünde vurdu. Son anda tokatladı. Raif. Peter vurdu. Elle müdahale ediyor Osman Üspaşa. Ve karar penaltı. Yasin geldi. Vurdu ve gol. Yasin Kurt hat-trick yapıyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Ramazan Adaç, Ramazan vurdu, dışarıya gitti. Şimdi topu alan isim Dinopet'e. Çok dikkat etti. Dinopet'e sağ bıraktı Yasin'e. Yasin, yine bildiren isim. Yasin, orta alanı. Yasin Kurt, Halil Turan'ın koşu yoluna doğru. Halil Turan aldı topu. Halil Turan hızlı ceza sahası hizasına geldi. Ortasını yaptı. Kale önünde Peter vurdu. Top filelerde. Kale önünde Peter top filelere gidiyor. Skor 6-1 oluyor. 86. dakika. Peter skoru 6-1 yapıyor. Maçın 86. dakikasında. Ve Osman Özpaşa atışın kullanılmasıyla birlikte 90 dakikayı bitiriyor. 90 dakikanın skoru Mausa Türkgücü 6, Küçük Kaymaklı 1 ve bu skorla Mausa Türkgücü 2018-2019 futbol sezonu ilk devresini lider tamamladı. Evet, görüntülerimizi izledik. Mausa Türkgücü 6-1'lik skorla hem devreyi lider tamamladı hem de bir yerde rakiplerine de bu işi kolay kolay bırakmayacağını, sonuna kadar götüreceğinin de sinyallerini verdiği. Şimdi tabii o taraftaki maçlara daha çok giden biri olarak hemen böyle maçın başında hafızam beni 4 sene önceye götürdü. 4 sezon önceye götürdü. 2014-2015 sezonu muydu? Evet, 2014-2015 sezonuna götürdü. Mausa Türkgücü hem maddi hem de yönetimsel çok ciddi sorunlar yaşıyordu. Takım ödenmediği için, yönetimsel sorunlar yaşandığı için A takım boykot kararı almıştı hatırlarsan ve kale arkasındaki tribünde oturmuştu ve Mausa Türkgücü genç takımı, U21 takımı önce U21 maçını oynamıştı. Daha sonra da yine Küçük Kaymaklı'nın karşısına çıkmıştı. Çok kötü bir durumdaydı Mausa Türkgücü. Esas yine Ali Oraloğlu'ydu antrenör. Ali Hoca'ydı. O da maça çıkmadı. Kadir Hakel, bugün Çetin Kaya'da yardımcı antrenör. Osman Çobanoğlu. 3 futbolcu kadro dışı kaldığı için arkadaşlarının yani ödenmeme, bu kadar krizin içinde bu arkadaşlar haklarını arayıp Karadüşü niye bırakıyordular diye. Niye bırakıyorsunuz? O zaman onlar yoksa biz de yokuz. Onları affedin çıkalım. Hayır affetmeyeceğiz dediler. Maça çıkmadı. Maça çıkmadılar. Ve genç takım çıktı. O günler geldi aklıma. Neden ama onu söyleyeyim. Çünkü gene rakip Küçük Kaymaklı'ydı. Ama bu kez o tekerlek döndü. Devir değişti.
köprülerin altından çok sular aktı. Şu andaki Mavus Atatürk Gücü ne yönetimsel ne de maddi bir sorunu yok. Her şey Mavus Atatürk Gücü'nde şu anda çok güzel. Güllük gülistanlık bir yerde doğru kelimeyi kullanmak gerekirse. Yönetim çalışıyor, teknik heyet çalışıyor, takım çalışıyor. Zaten sonuç ortada baktığımızda en fazla galip gelen, Yeni Cami ile birlikte en az mağlup olan, en çok gol atan ve şu anda lider takımı Mavus Atatürk Gücü. Her işler yolunda ama tam tersi o günden bugüne o 4 sezon içinde kan kaybeden, erozyona uğrayan bir küçük kaymaklı görüyoruz karşımızda. Belki bütün takım değil ama onlarda da para pul işleri, yönetimdeki bazı sıkıntılar nedeniyle işte 4 futbolcu. Sen başında söylediğin Hüseyin Adal, Yağış, Celal ve Taner Bingöllü. 4 futbolcu kadro dışı, antrenmanlara gelmiyor, takımla birlikte bulunmak istemiyor, yönetimle anlaşamıyor. Ama diğerlerine bakıyorum ben bugün maç içerisinde. Yani futbolcularda artık bir istek kalmamış, bir direnme gücü kalmamış, efendim moral motivasyon kalmamış. Pamuk ipliğine bağlı. Dokunduğunuz anda yıkılacak durumda bütün küçük kaymaklı. Bu işte takımların geldikleri noktadır bu. Mavus Atatürk Gücü bir örnektir. Küçük kaymaklı bir başka örnektir. Ve 6-1'lik sonuç, inanın Raif'in kurtardıkları olmasa, Mavus Atatürk Gücü'nde başta Peter, Halil Turan, Dino Peter, Uğur, Arif veya işte 3 golle skora katkı yapan, 2 de asisti bulunan takımın en iyilerinden bir tanesi Yasin'in diğer kaçırdıkları olmasa bu maç değil yarım düzüne, bir düzüne de olurdu. 13-14 gole de, yani çok tarihi bir farka da gidebilirdi. Küçük kaymaklı için çok daha büyük bir utanç olurdu. Çok kötü durumlara da düşebilirlerdi. Çünkü maçın başında bakmayın, bir gol attı küçük kaymaklı, evet attı ama biraz sanıyorum şeyden oldu bu. Çok küçümsediğini düşünmüyorum Mavus Atatürk Gücü'nün futbolcularının küçük kaymaklıyı ama bütün hafta işte basında çıkan haberler, duyulan haberler, gelen haberler, işte antrenmana çıkmıyorlar, katılmıyorlar, moralleri bozuk, ödenmiyorlar, başkan yok, yönetim yok, paralar ödenmiyor, yöneticiler antrenmana gitmiyor gibi haberler biraz Mavus Atatürk Gücü'nün sanıyorum gevşetti. Ve maçın başında da küçük kaymaklı'nın o bulduğu gol sadece direncini bir parça arttırdı. O da bir parça. Ama çözülme çok kolay geldi. Zaten çok iyi bir Yasin Arif ikilisi vardı bugün sağ kanatta. Küçük kaymaklı da teknik heyet Sercan Süratli olduğu için Uğur'u kapatmayı düşündü o kanatta. Uğur'u çok gitmesini engelledi aslında Sercan yorulana kadar. Ancak neresinden tutsanız küçük kaymaklıyı dağılmak üzere olan bir Lego gibi düşünün. Yani ne, o bu tarafı kapatıyorsunuz, Mavus Atatürk Gücü bu taraftan geliyor. Bu tarafa tedbir almaya çalışıyorsunuz, Mavus Atatürk Gücü bu taraftan bir geçit buluyor. Yani çok maçın teknik taktik anlamda aslında çok değerlendirilecek bir tarafı yok. Çünkü zaten kazanacak olan takım belliydi maçın başında. Yani tamam 1-0 küçük kaymaklı buldu ama bakıyorsunuz bütün oyun küçük kaymaklı ceza alanı civarında oynanıyor. Mavus Atatürk Gücü'nde defans sadece 2 tane çok fahiş hata yaptı. Fırsat verdiler. Hatta birinde sanıyorum Asare'ydi. Yusuf ayaklarıyla çıkardı. Ki onlarda da bir şeylik vardı. Böyle bir ciddiyetsizlik vardı. Çünkü rakip belli. Yani rakip size o motivasyonu vermiyor. Ama sonrasında Mavus Atatürk Gücü futbolcuları adeta mamurladı. Kendine geldi. Biraz tempoyu arttırdılar. Biraz ayağa pas yapmaya başladılar. Özellikle Yasin sağ kanadı çok iyi kullandı. İkisi penaltıdan olmak üzere kafayla da gol attı bugün. 2 golde de asisti vardı. Bunun yanında ikinci yarıda da orta sahada başlayan Dino Peter sola alındı. İnanılmaz iyi oynadı. Top gerçekten, ben Dino Peter bu ülkede ayağına en iyi topun yakıştığı isim. Aldı, çalım attı, pas verdi, verkaç yaptı. Yani adeta küçük kaymaklıyı çok zor durumlara düşüren bir Mavus Atatürk Gücü vardı sahada. Ve bu 6-1'lik skor gayet de normal bir skordur. Bu devreyi lider bitirmesi de çok normal bir skordur. Ha şampiyon olur olmaz onu bilemem. Çünkü çok ciddi bir Doğan Türk Birliği geliyor arkadan. Yani artık çok ciddi bir tehdittir Doğan Türk Birliği herkes için. Bunun yanında da Yeni Cami devre arası ne yapar? Toparlanır, kadroyu biraz genişletir, o eksiklerini, sakatlarını tamamlar. Bilemem. Ha, sonuçta Mavus Atatürk Gücü
doğru yolda atılan adımların, özellikle bu yeni yönetimle birlikte, Koral Başkan'ın yönetimiyle birlikte atılan doğru adımların semeresini yavaş yavaş almaya başladı ki daha da alacaktır diye düşünüyorum. Ama Küçük Kaymaklı'nın durumu gerçekten işler acısı. Yani koskoca Küçük Kaymaklı geçmişte işte para sorunu olmayan takımlar cümlesini kurduğumuzda birinci kimi söylüyorduk o gün hocam? Küçük Kaymaklı'yı söylüyorduk. Ama maalesef bugün düştükleri durum ortada. Şimdi takıma da bakıyorum ben. Örneğin işte yeni transferlerden işte Keita'yı almışlar. Bello'yu almışlar. Asara 3 tane yeni yabancı. Bello bildiğimiz Bello değil. Keita benim geçen sene Yeni Boğazı'nda izlediğim Keita değil. Asara senin çok beğendiğin isimlerden bir tanesiydi. Sürekli onu her hafta bu ülkeye gelen en iyi yabancılardan biri olarak lanse ediyordu. Bugün gördüm. Yani o da artık yerde sürünüyor. O da bitirmiş durumda. Yine gençleri aldılar. Mesela yeni Kaymaklı'nın sporcu performansını değerlendirmek doğru değil. Değil mesela. Bitmiş durumda. Yani. Tamam gidecek. Ha, işte, peki bu çocuklar bu duruma nereden geldiler? Kimdir bunun sorumlusu? Sana burada sözü sana vereceğim. Bu buraları daha iyi biliyorsun sen. Koskoca Küçük Kaymaklı'yı bu hallere düşürenler, bu takımı yerlere düşürenler kimlerdir? Bunun sorumlusu, sebeplisi, bu takımın koskoca Küçük Kaymaklı'nın bu duruma gelmesinin sebebi nedir o gün hocam? Ben her zaman kazanandan başlarım. Bir defa Can Bulat Stadı hayırlı olsun. Evet. Yenilenen bir zemin. Her zaman için. Yani bu zaman zaman tartışılır. Saygı duymak lazım. İşte gece maçtan oynadığı Doktor Fazıl Küçük ıstadı, çim zemini, iyi zemin bırakılıp işte sentetik zemine gelmek doğru mu yanlış mı noktası. Hem futbolcular, hem yöneticiler, hem taraftar. Sonuçta motivasyon, inanç çok çok önemlidir. Orayı arzuluyor, orayı istiyor, orayı her zaman için özlüyordu. Yenilenmesinden sonra bugün ikinci yarı bekleniyordu. Bugün açıldı. Yani hizmete girdi. Ve çok ilginçtir. Doğrudur söylediğin. 2014 yılında 5-1 kazanmıştı Küçük Kaymaklı. O evet. Genç takımda çıkan Mausa Türk Gücü'nün boykot yapan futbolcularının yerine oynayan gençleri Kadir, Osman ve Fikri. Kaleci Fikri'ydi. Kadro dışı kaldıkları için arkadaşlarının verdiği destekle boykot kararı alan ve o olaydan sonra Futbol Federasyonu iki tarafta da futbolcuların yani A takım ve genç takımda aynı gün tüm takımın oynayamayacağı konusunda şey çıkardı. Talimat evet. koydu. Şu an mesela 3 futbolcu aynı gün içerisinde olan maçlarda genç takımda oynadıktan sonra 3 futbolcu oynayabilirdi. Farz edelim ki futbolcular boykota devam etmiş olaydı bugün sahada olan futbolcular. Genç takımdaki futbolcuların aynı gün iki tarafta da 11'ini de oynaması mümkün değildi. İki şık vardı. Genç takım maçının Küçük Kaymaklı'nın düşündüğü yani bir alternatif. Genç takım maçının iptal edilip U21 maçının yabancı, çünkü yabancılar paralarının bir bölümünü alıyor. Onlar boykotta değildi. Yabancı takviyeli genç takımı çıkarmaktı. Genç takımın maçını başka güne alma konusunda bir başvuru yapacaktı. Kabul edilir edilmez bilmiyorum. Diğer taraftan sahada iki takım bir tarafta 3 aydır ödenmedikleri için boykot yapan, 1 ay ödenen 4 tane futbolcusu en tötçü bölü futbolcuları gelmeyen, katılmayan, boykota devam eden yani Adal, Taner, Celal ve Yağış. Diğer tarafta da Aralık ayı maaşı dahi son antrenmanda ödenen, bir kuruş alacağı bugün itibariyle olmayan, kurumsal yapı itibariyle sahasıyla, kulübün içiyle, dışıyla, üye yapısıyla, etkinlikleriyle, kendi imkanlarıyla yaptığı antrenman sahasıyla mükemmel yönetilen bir kulüp. Transfer politikasıyla, harcanan paralarla, bütçesiyle. Yani o 4 sene öncenin çok çok daha farklı bir biçimde Mausa Türk Gücü'yle. O günkü Kaymaklı'dan da bugün daha önde olan bir Mausa Türk Gücü'yle oynadı. O yüzden 6-1, 8-9-1 de olabilirdi. Yani maçı performans anlamında Küçük Kaymaklı futbolcuları doğrudur. Bitmiş tükenmiştir. Ha nasıl geldi? Geçtiğimiz yılın enkazı devam edilmeye, kaldırılmaya çalışılıyor.
Yani Ahmet Dirgin iyi niyetle gel başkan ol, biz dışarıdan da destek vereceğiz dediler. Bu zor günlerden çıkış noktasında. Eski başkanlar, yöneticiler, belirli kişiler. Ama sezon öncesi verilen 50 bin 2-3 eski yöneticinin, sempatizanın, başkanın verdiği 50'şer bin liranın yanında katkılar giderek azaldı. Verilen sözler azaldı. Sponsordan gecikme oldu alacaklardan. Dükkanların parası sabit gelir olarak görülen bir bölümü geçmiş yönetim tarafından peşin alındı. Bir bölüm mahkemede olduğu için, hukuksal süreç devam ettiği için oralardan sabit gelir gelmedi. Üyelerden para toplanmadı. Falan falan. Artı başkan yine de sağlığı tamam olduğu dönemlerde kulüpten çıkmıyor. Antrenmanda futbolcunun yanında küçük küçük tam olmasa da bulduğu katkılarla desteğe devam etmeye çalışıyordu. Onun da rahatsızlığından dolayı ki şu anda bir kalp ameliyatı geçirecek. Onun da rahatsızlığından sonra diğer yöneticiler de futbolcular yeteri kadar ilgilenmedi. Futbol yani evet başkanın gitmesi önemli bir kayıp. Yani takımdan kopması Allah sağlık versin. Ben geçen hafta da söyledim. Bu bir kendi için fırsattır. Çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Tabii ki kararı kendileri verecek ama devam bu iş inatla diye, falan olmaz. Bırakması diye. Gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Evet. Yani mevcut yönetim düşünün. Tuğrul ayağı kırıldı. Tuğrul'un açıklaması var. Beni yöneticilerden hiçbiri o ilk haftadan sonra arayıp ne oluyorsun Tuğrul nasıl giden bir ihtiyacın var mı? Nerede kırıldı ya? Hatır sorma noktasında 18'in içinde maçta. Maçta kırıldı ya. Yani sorulmadı aranmadı. Keza diğer işte futbolcular aynı şekilde. Yani boykot son artık bir hafta beklenirdi beklenmezdi. Serhat Hoca'nın görevden alınması sonrasında da yaptığı açıklamadan sonra futbolcuların bu hareketiyle gündeme geldi. Ama bu sıkıntılar 2 aydır aşkın bir süredir 7-8-9 haftadır evet. Özellikle katmerlenerek gidiyor. Bu iş yani şöyle bir avantajı var. Mesela başka kulüplerde bıraksanız 3 genel kurul yapılır. Başkan adayı çıkmaz. Küçük Aymaklı'da başkansız kalmaz. Gelebilecek olan adaylar olduğunu da biliyoruz. Ama kimse de mevcut yönetim görevdeyken gidin, istifa edin, biz geleceğiz falan deyip kulübü farklı bir psikoloji içine veya başka bir badirelere sokmak istemiyor. Çok çok ortaya çıkmıyor. Ama bu kararı verecek olan Ahmet Dirgen ve yanındaki arkadaşlarıdır. Akay Aşina'dır. Diğer yöneticileridir. Şu an küçük kaymaklı bir noktaya gelmek, aşama kaydetmek istiyorsa bu anlayışla, bu enerjiyle dışarıdan gelmeyen desteklerle bir yol alamaz. Ve kaçmak isteyen futbolcular da olacak. Şimdi devre arası. Bu futbolcuların 2 aylık alacağı var. Yabancılar gelmezse ne olacak? 2 aylık alacağı var. Yabancılar ikinci ara önünü görmezse kaçabilir. 2 aylık futbolcular başka kulüplerle görüşecek, konuşacak. Ve mesela Taner bu 4 tane futbolcunun yanında kaçmak isteyenler de olacak. Yani mevcut kadro zaten korunursa bu takım o alttaki takımlara da bakarak iyi en azından play-out veya civarında iyi bir puan toplayarak ligde kalma noktasına gelebilir. Ama bu kriz veya bu ekonomik sıkıntı devam ederse play-out'un da en altlarında kalıp en ciddi tehlikeyi yani direkt düşmese bile yaşayacak takım olur. Evet. Tek pozisyonlara geçmeden sahayla ilgili bir şey de söyleyeyim. Bugün yani en azından tabii içinde oynamadım ben bugün ama dıştan sahayı beğendim. Yani o hatırlarsan geçmiş hiç yıllarda... Hiç oynadığın sahalar var. Yok mu? Yani, hepimizin vardır yani. Şu an yani. Ha, şu anda yok. Ya, devre arası girersem sahaya biraz topa vururum. Şimdi şu. granül vardı eskiden hatırlarsan. Evet, Gönyeli siyah sahasında şeyler. Yani böyle lastik. Koku evet. Da yapardı onlar evet. Çok kötü. O yok. Bu Jaysing şirketi. Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır. İki ortak birlikte ihaleleri yapıyor bu arkadaşlar. Bu Göçmenköy falan da yapıyor. Maçta konuştum biliyorum. Kendileriyle. Maçtaydılar. Oturuyorlardı tam basın türbününün altında. Selamlaştık, konuştuk.
Çok umutlu onlar. Yani yaptıkları işten çok böyle bir haz duyuyorlar. Mutlu bir şeyde gördüm kendilerini. Ve bu işte mantar, bir çeşit mantarmış şu andaki içerisindeki. Evet. Ve o koku yok bir defa, o kesin. Koku yok. İki, böyle sekmiyor içinde o şeyler, granüller. Eğer tabii mutlaka spor dairesi de gerekli denetlemelerini yapmıştır. Bunu spor dairesi müdürü de oradaydı. O da maça gelmişti. Herhalde bugün özellikle yeni bir açılan bir saha olduğu için. Umarım yatırım katkıyı spor dairesi yapacak. Tamam işte, yani umarım bu yapılan para, verilen para, yapılan yatırım en güzel şekilde. Çünkü 12 yıl garantisi varmış bunun. Şu anda yapılan. O birinin de 10 yıl garantisi vardı. 3 yıl dayanmadı. Yani işte onun için söylüyorum. Yani bunun da 12 yıl garantisi var. Korumak önemli, bakmak önemli. İşte kalitesi inşallah. Orada olmayan şey, konur. Olmayan şey, bugün spor dairesi müdürüyle de konuştum. Bir bakım garantisi, bir bakım anlaşması, bakım sözleşmesi. Şu anda yapılmadı daha. Bakım sözleşmesi de yapılacak. Herhalde yapan şirkete mi verirler, başkasına mı verirler bilmiyorum. Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra belki denetlemesi ve idamesi daha kolay olur. Çünkü yazıktır bu devletin paralarına. Eğer 3 sene sonra gene bu sahada olmadığı, işte futbolcular sakatlanıyor, şu oluyor, bu oluyor demeye başlarsak hayalimize. Evet. Onun için son derece kötü çekimler. Böyle vereceklerse mouse'la maç vermesinler. Çok kötü. Şimdi ikinci gördün mü sen golleri? İkinci yani penaltıda. Yani şeyde, televizyonda. Bak, sahada, orada gördün. Sahada görmesem ikinci penaltı konusunda hiçbir fikir üretemem. Şimdi az sonra göreceğiz. Uzaydan çektiler sanki de. Yok, yanımızda çektiler. Çok kötü. Çok kötü. Peki bakalım pozisyonlara dilersen. Yani ben oturup bu maçın naklen izlemem. Yani izlemem ya, 15 dakika izlerim en çok. Kaçarım. Ki perşembe akşamı maçı izleyen, Doğan maçını izleyenler, BRT2'de, şey dün akşam BRT2'de, perşembe cuma akşamı devamlı görüntülerin donduğunu, zaten HD olmadığı için çok sıkıntı yaşadıklarını ve maçı doğru dürüst göremediklerini şikayet ettiler bana. Şimdi az sonra onları da göreceğiz ama. Ya, geçelim. Hemen pozisyonları verelim. Bakalım Mausa Türk Gücü'nün iki penaltısı vardı kazandığı karşılaşmada. İzleyelim. Arif sağ tarafta. Tabi buradan mesela bu aç baktığınızda futbolcuyu da tanımıyorsunuz. Hangi futbolcu? Arif mi? Uğur mu? Yani o pilot dediğimiz en uzak çekimde burada. Ama ben söyleyeyim. Arif girdiği anda ceza alanına düşürüldü ve ben maçtaydım. Net penaltı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet, burada. Kontrolsüz evet. Bir hareket. Evet, diğerine geçelim. Diğeri evet, daha geçelim. Uzaktan. Diğer pozisyonu maalesef yani göremeyecek seyircilerimiz de. Bak. Burada. Hadi lütfen bana hadi yapıyorum. Sen sağdaydın. Yap. Tek şeyim bu pozisyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Mesafenin uzaklığı konusunda hakemin takdiri. Çok yani mesela içindedir, ele vardır temas burada. Yani futbolcu topun gidişinden gerilemiştir. Sadece çok yakın mıydı mesafe? Bir tek orada bir düşüncem vardı. Ani bir şut çıktı çünkü. Ama bir kere topun gidişini engelledi. Topun yönü kaleydi. Ben hakemin burada da doğru karar verdiğini düşünüyorum. Takdirdir bu zaten burada. Mesela diyebilirdi işte el açık değil veya çok yakındır. Vermeyebilirdi. Mesela bu hiç şeyin vermediği penaltı pozisyonuna benzemez Mehmet Sedener'in iki hafta önce. Orada çünkü net el olarak, açık mı değil mi? Takdirden ziyade. El açık mıydı değil miydi? El açığı. Penaltı. El açığı. Şimdi tamam, penaltı 13 hafta diyorum. Penaltı kullanmayan Mete'ye işte Mehmet Sezener vermedi doğrudur. İki tane penaltı bağırma çağırma falan. 14. hafta Cihangir maçında 90. dakikada penaltı. Sabriye'nin yardımcının verdiği penaltı koruyamadı tabii onu. Bu hafta 2 penaltı. 1 artı 2. 13 haftada penaltı yok. 2 haftada 3 penaltı kullandı. Tabii penaltılar penaltı. Öncesinde de olan ama verilmeyen penaltılar. O da ilginç bir not. Peki maçı geride bıraktık. Umarız daha güzel görüntülerle ikinci devredeki maçları seyircilerimize iletiriz. Dileğinde de bulunmak istiyorum. Kameramanlar değişiyor mu? Değişmeyecek. Şeyler, kameralar? Değişmeyecek. Anlayış? Bilmem, yeni müdür çok umutludu da göremedim ben bir şey. Hiçbir şey değişmez. Peki o zaman hemen Yeni Cami'nin Türk Ocağı ile 0-0 berabere kalıp liderliği kaybettiği haftanın açılış karşılaşmasına gidelim. Turgay Misk yardımcılarına bakıyor.
İki yardımcısı Mehmet Ekşici ve İsmail Egeli, onların tamam işaretiyle ve dördüncü hakeminden alacağı tamam işaretiyle maçı başlattı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Uzun top gönderdi sağ kanada Ünal, şimdi Tansel son çizgiye doğru indi, yaptı ortasını, Ebuka vardı ondan önce, savunma dönen top, Zihni vurmadı, Kenet vurdu kaleye, kaleci arkasını, Akande'nin önüne bir top, Akande girdi cezalana, pasını verdi Remzi'ye, dokundu Remzi kaleci. Kaleci Ercan ama faul kararı da geliyor. Hemen sağlık görevlerini çağırdı Turgay Misk. Çok top kaybediyor iki takım. Dolayısıyla da yeneceğim hücumlarda biraz daha etkili görünse de 3. bölgede ilk dakika dışında etkili olamadı. Ceza sahasına doğru şimdi bıraktı sağ kanada Ünal. Onun ortası gol pozisyonu olabilir. Kaleci çıkardı İrfan. Gol eşitlik devam ediyor. Yapılan ortanın penaltı noktasına doğru. Bir kafa Remzi'den dışarıya. Emin'in pası, atalı bir pas oldu. Tek top, uzun top oynadı Remzi. Şimdi Tombara'nın baskısı var o noktada. Yine kaleci çıktı. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Atatürk stadında ilk 45 dakikada gol yok ve ilk yarının sonucu Yeni Cami 0, Türk Ocağı 0. Turgay Misk de saatini kontrol etti. Türk Ocağı ikinci 45 dakikaya başlıyor. İkinci 45 dakika başladı. Malik düştü yere kaldı. Yani hiç gerek yok dedim. Yani öyle bir yorum yaparak ikinci 45 dakika başladı ama yani bunu niye kendi de kenara gelmedi diye düşünüyorum. Evet, yani son modasında mutlaka bu konuşulmuştur. Yani devam edemeyeceği yönünde son durumu hakkında en iyisini tabii ki takımın doktoru, saha içerisinde olan hocası, hepsi bizden daha iyi bilir. Yani bu noktadaki bir futbolcunun sahaya çıkartılmasının ne anlamı var anlamak mümkün değil gerçekten. Soyunma odasından geliyor zaten durumu Pecan. Biz buradan görüyoruz. Yürümeye harita kadı yok. Nerede düşecek? Ve nitekim de düdüğün çalmasıyla birlikte düştü kaldı. Hasan kullanacak köşe vuruşunu. Dakikalar 49. Kullanılan köşe vuruşu ceza alanında, gol pozisyonu son anda dışarıda. Zihni havalandırıyor. Kale sahasına doğru son anda İrfan. Remzi bıraktı. Geriden gelen Ahmetcan. Onun sert ortası. Kale sahasına vuramadı Tombara. Zihni. Hasan. Yaptı ortasını. Tehlikeli bir orta. Kafayı vuran Turgut Kağan. Seken top. Kenet. Kenet vurdu. İrfan çıkarttı. Şimdi Doğukan. Doğukan topu önüne aldı. Doğukan pası. Tombara. Yasin. Kısa düşen bir top. Akande. Önünde kaldı. Vurdu. Ercan çıkarttı. Remzi vurdu, dışarıya attı. İnanılmaz bir pozisyon, kaçıyor Türk Hoca adına. Hasan kullanıyor şimdi köşe vuruşunu. Kale sahasına doğru yönelen top, İrfan uzaklaştırdı son anda. Direğin dibinde kaleci İrfan. Yerden pas, John ceza sahasında. John yerde kaldı, bakıyor hakeme. Devam diyor, kalk diyor. Gözler Turgay Misk'teydi. John topu kurtardı. Sonra yerde kaldı. Bir müdahale var mı yok mu? Gözler Turgay Misk'te ve penaltı itirazları var. Dakika 76. Yeni Cemili futbolcuların yedek kulübesinin penaltı itirazları. John'u düşündü. İlker John mücadelesi. İlker yerde kaldı. Şimdi Turgut Kağan geliyor karşısına. Bindirme yapan Ünal var. Ünal pası. Tansel tehlikeli bir pozisyon. Çekti sağına, vurdu, İrfan çıkarttı. Hasan arka kale direğine doğru, kaleci dönen top, Tansel vurdu, kaleci İrfan yine dönen top dışarıya. Ali. Serbest vuruş, en direkt serbest vuruş diyor Turgay Misk. Dördüncü uzatma dakikasındayız. Bir sarı kart daha geliyor. Ve kırmızı kart.
Daha önceden de sarı kartı bulunan Remzi Betmezoğlu kırmızı kartla oyun dışına gönderiliyor. Son hücum olabilir bu. Bizim kronometremizde 5 dakikalık sürede oldu. Faruk sağ kanatta, onun ortası yerden bir orta. Turgut uzaklaştırdı ve son düdük geliyor karşılaşmada. Gol sesi çıkmadı. Ve Yeni Cami ile Türk Ocağı 0-0 eşitlikle sahadan ayrılıyorlar. Evet, görüntüleri izledik. 0-0'lık beraberlik. Aslında Türk Ocağı için bir puan kötü değil. Bu kadar eksik, sakata, maç içerisinde baygınlık geçiren futbolcuya rağmen bir puan hiç kötü değil ama Yeni Cami için kaçan goller. Diğer taraftan gerçekten İrfan'ı kutlamak lazım. Yani mükemmel toplar çıkarttı. Ki gerçek İrfan budur işte. Yani öyle Ocak önde olduğunda maçı oyalamak için kendini yerden yere atacağına İrfan bu kaleciliği yapsın. Çünkü gerçekten cephe toplarında çok iyi bir kalecidir bence İrfan. Müthiş refleksleri vardır ve başarılı bir kalecidir. Ve bir puanda da önemli pay sahibi olmuş. Yine Yeni Cami'nin kaçırdığı golleri var. Mali'nin durumu var. Liderliği kaybetme var. Türk Ocağı'nın yapılan transferlere rağmen ilk yarı hedefine ulaşıp ulaşamadığı var. Neler söylemek lazım hocam? Yani en soğuk bu hafta adına, hatta bu devre adına belki de en soğuk ortamda, atmosferde oynanan karşılaşmaydı. Rüzgar vardı. İlk yarı Türk Ocağı rüzgarı arkasına alan, ikinci yarı Yeni Cami taraftı. İlk yarı aslında çok büyük üstünlük yoktu. Ocak biraz daha, yani o rüzgarın da etkisiyle rakip sahada görüldü. Ama çok sıkıntılı bir süreç yaşadı aslında iki takım da. Bu sakatlıklardan, hastalıklardan özellikle Ocak'ın daha fazla. Bu haftaya özel eksiği vardı. En son Avcı, Mustafa Avcı, Ahmet Saygı hastalıkları nedeniyle kadroda yaktı. Malik ikinci yarıya başlarken sallanarak geldi. Yani soyunma odasından nasıl oynayamayacağı konusunda belliydi, yani oynayamayacağı vücut dilinden. Hatta bir an bak beklediler falan, geldi sallanarak geldi, düdük çaldı düştü. Evet. Ama burada. Evet. Düdük çaldı düştü. Evet. Yani bakın. Yürüyemiyor adam artık. Sonrasında tabii Oladeliz cezalıydı. Emin döndü sakatlıktan defansta. O görev aldı ama Faruk'la Mehmet Altın'ın tam olarak sakatlıkların geçmemesi nedeniyle sonradan oyuna dahil oldular. Biri işte 66'da, biri 79'da Faruk oyuna girdi. Bu yıl sakatlıklardan Yeni Cami çok çekti. Evet. Uzun süren sakatlıklardan. Yani zaten önce Salih, sonra Ayerbay sezonu kapattı. Emin, Altın, Faruk, Kenet'in, Oladele'nin iki yabancısının da ikişer defa cezalı olması falan kadro zafiyetine girdi. Ve puan kayıpları özellikle hem maçların zorluk derecesinin artması, zeminlerin ve hava koşullarının ve kadronun daralmasıyla birlikte son işte 9. haftadan sonra geldi. 8'de 8 giden bir takım bir anda 7-8 puan öndeyken geriye düştü. Son 7 haftada Yeni Cami kaç beraber galibiyet aldı? 2 2 galibiyet. 7 maçta 2 galibiyet aldı. Evet. Yani 8'den sonra 8 galibiyet alan takım son 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ocak tabii ikinci yarı korumaya yönelik doğal olarak oynadı. Rüzgar basan ve ikinci yarı iyi oynadı aslında. Yeni Cami önde oynadı. Yani sağlı sollu geldi, pozisyonlar da buldu. Ama İrfan bu yılın izlediğim en iyi birkaç kaleci performansından biriydi. Müthiş toplar çıkardı, müthiş refleksler. Kurtardık sonra morali, özgüveni yükseldi. Çok çok iyi oynadı. Çok Yeni Cami'li futbolcuların işte Tansel'in 2-3 tane pozisyonu, Ebuka'nın, Kenet'in önledi. Baktığınızda aslında Türk Ocağı'nın öncesinde Remzi ile Tombara'yla Yasin'den yanlış pasıyla başlayan pozisyonlarında veya kontralarında pozisyonları var. Bir noktadan sonra sakatlıklar ve takımın yıpranması, rüzgara karşı
beraberliği korumaya yönelik oynadı ve evet. bunu da başardı. Yeni Cami'nin geçmiş yılda yaşamadığı bu eksilmeler bu yıl çok yaşandı. Tabii lig uzun bir maraton. Devre arasında ne yaparlar bilemem. Yani kadroyu takviye anlamında. Salih dönecek. Yani iyiye gidiyor. Yani oynayacak duruma en azından şu an için geldi. Emin döndü. Bir de Mustafa İnanç Türkiye'deydi. Daha önce Türk Ocağı'nda da işte Boğaziçi'nde de oynayan Yeni Cami lisanslı futbolcu. Onun da döndüğünü yani kadroya dahil edileceğini öğrendim. Artık bir veya iki takviye olur mu bilemem ama bütçe açısından denk bütçeyi her zaman önde tutan ve çok büyük de şu an büyük paralarla transfer yapacak durumda olmayan bir takım görünümünde. Evet. Kenet'in gitme durumu vardı ama son haftalardaki performansı çıkışı Kenet'in de devam etme gibi bir en azından düşünce olarak 3 yabancıyı tutma düşünceleri olduğunu biliyorum. Yani Türk Ocağı'nın ikinci yarıdaki hedefi onlar da bayağı bu yıl şanssızlıklar yaşadı, eksikler verdi, sakatlar verdi. İşte Bilal zaten ameliyat oldu. İkinci yarıya dönecek İsmet. Uzun süre Ahmet Coşkun oynamadı. Onların hedefi de kupa olacak. Evet. Doğal olarak. Peki bakalım pozisyonlara hemen. Hemen ilk pozisyonumuz ekrana gelsin arkadaşlar. Bakalım. Bu evet, Mali'nin pozisyonu. Mali hemen ikinci yarının başında işte zaten serum alarak geldi. Ocağın kampında kamp şeye döndü zaten. Revire döndü. Hasta olanlar Malik de onlardan biriydi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte yerde kaldı. Ambulansla gitti. Tedavisi yapıldı. Herhangi önemli bir şey yok. Geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Geçelim maçın en flash pozisyonuna. Peki, yani yorumun içinde burada konuşacağım diye çok bahsetmediğim derinlemesine bir pas veriliyor. Ebuka topu kurtarıyor. Topun kaleciyle hiçbir ilgisi, müdahalesi yok. Al tekrar ve yavaş oynat. Hadi çok arkadaşlar net, bir daha gösterelim bütün net, pozisyonu. Yukarıda şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak, yavaş yavaş. Top Ebuka. Sağ ayağıyla topu kurtarıyor. Günün en iyi ismi İrfan. Çok net değil hakemin bulunduğu yer 20-25 maksimum 20 metre civarında. Biz 80-100 metreden basın tribününden hatta yukarıdaki odada izliyorduk ama çok zor olduğu için odalarda bu fuardan görülecek bir pozisyondur. Yani bak, bu fuardan bak sahanın yukarıdan. Bunu nasıl vermez bir hakem? Fuardan nasıl bak görülür. Görmez? Yok basın tribününden. Uçaktan bile görürüm ben bunu. Çok net bir penaltı dakika 75. Şimdi Turgay Miskin bir defa bakın. Bazı hakemlerin böyle dönem dönem daha önce de oldu. Bazı geçmiş yıllarda da oldu. Mehmet Sezener'in de oldu. Kerem Eran'ın da oldu. Hey bak hareketlerine bak çok da emin kendin. Ne demek şeyde, iste? Yani bu hareketi bak, aman yapıyor. Allah'ım. Penaltı aman verme Allah'ım. Konusunda çok bu sene ciddi sıkıntıları var. İşte son 3 hafta önce hatırlıyorum o Mausa Baf maçında da Mausa Türk Gücü Baf İskele'de oynanan maçta da çok net bir penaltıyı evet. vermediği, daha önce de vermediği penaltı var yorumladığımız. Ama bu çok açık bir penaltı. Yani maçın kaderini değiştirebilecek bir penaltı. Yani dakika 75 atar atamaz onu bilemem. Ebuka daha önce kaçırabilir. Yani Yeni Cami takımı kim çekerdi? Yani birinci penaltıcı olarak hoca kimi belirlerdi. Ama bu yani bazen bugün şöyle olur. Hakem şöyle der. Mesela yok. Ya itti şey çok şiddetli şarj değil ya da bir çelme olduğu görmedi. Kendini kandırmaya yönelik. Bu görülmeyecek bir pozisyon değil yani nasıl görmez bunu? Değil. Çok net bir penaltı. Hayır, önü de açık. Öyle çok kalabalık net. Da değil. Kurtarıyor ve yıkılıyor. Ve biz bulunduğumuz yerden yanımızdaki spor yazarlarıyla birlikte net penaltı dedik yani. Ya
Net belli zaten. Hayır çekimi de yapan arkadaş çok güzel yakalamış pozisyonu zaten. Yani bir tartışması yok pozisyonu. Evet. Tam güzel yakalanmış. Nasıl vermez? Niye uçtu vermez? Gitti. Uçtu gitti penaltı. Şimdi yarın Mausa Türk Gücü geçen hafta, iki hafta önce bağırdı. Şimdi başlasın yeneceğim bağırmaya. Yani olmuyor hakem arkadaşlar bunlar. Olmuyor. Yani, bir de yeri gelip bir şey söyleyeyim. Mehmet Sezener iki hafta önce işte orada üç penaltı vardı. Yani tartışılan ikisi verilen şey Mausa lehine verilmeyen, Lefke lehine verilen üç yanlış somut evet. karar. Dedi ki yani iki hafta herhalde dinlendirilir. Ozanköy maçını verildi. Yani şimdi ya Mehmet Hoca iyi bir hakem evet ama iki hafta ceza verin yani. Yani otursun. Hata yapan otursun. Çok fahiş hata yapan hakemler otursun yani. Turgay Hoca da otursun. Yani birinci lige verdiğinizde cezadır birinci lig. Yani birinci lig ceza gönderme sürgündür. Onlara da o takımlara da haksızlıktır bence eğer böyle düşünülüyorsa. Ceza yiyecek. Yani Boğaziçi, dinlendirme ceza dediğim bu. Ceza değil aslında. Dinlendirme. Ha yani dinlendirme. Hata yaptınız oturun arkadaşlar. Oturun. İki hafta oturun bir şey olmaz yani. Oturun dinlenin. Kafanızı toparlayın. Sonra çıkarıyor nedirsiniz? En az iki hafta, üç hafta gerekirse. Kaybolmasını istemiyoruz zaten hakemlerin kazanılması tarafı. Şimdi demesinler bana ama hakem yoktur falan. Dördüncü hakemleriyle daha genç arkadaşları koyarsınız. Vardır hakeminiz. Vardır. Vardır ellerinde. Hakan Muhtaroğlu sakattı. Onun dışında yoktu eksik fire. Yani görev verecek. Evet. Yani yazık olmuş. Yeni camiye demek ki. Çok yazık olmuş hem de. Peki bir pozisyon daha var. Hemen onu ekrana getirelim. Remzi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon. Evet. Dakika 90 artı. Şimdi bunu hiçbir şey bilmen oturdun. Ya ne sorumsuz futbolcu isteyerek şey ne diyor çocuk sarı kart dediğin. Nasıl görürsün böyle, sorumsuzluk olur mu dersin ama evet. Bilinçli sarı kart. Bilinçli sarı kart. Yorum yapıyorum. Sarı kartı var dördüncü sarı kart. Dördüncü sarı kartı gören futbolcu ligde çeker. Evet. Sarı kartlar. Yani ilk maç Doğan Türk Birliği ile ikinci yarının derbi, ilk maçı. Derbi. O maçta oynamayacak. Ama kırmızı görürsen önündeki ilk resmi maça döner kırmızı kart. Yani kupa maçı kupa. Seri başı olduğunuz için birinci ligden gelecek bir takım. Yani dörtleyen futbolcular. Geçen sene de Adil yaptı bunu. Buradaki evet. Yalova maçında. Ve ikinci sarıdan kırmızı gördü. İlk maçında oynasın diye. Aradaki kupada kırmızı. Ha, üç sarı kartı cebinde duruyor. Bak ama. Üç sarı kartı Remzi'ye çok. Remzi'ye bak lütfen. Teşekkür sağ ederim. Sağ ol hocam ya. Teşekkür ederim hocam dedi. Yani, yürüdü. Yani bak. Tebrik de edebilirdi. Yani tebrik de edebilirdi. Ne kadar sakin, ne kadar böyle şey çıkar sahadan. Yani bu son haftadaki şeyler, geçmiş yıllarda da örnek verdim yani Adil'i bildiğim için. Geçen sene Yalova maçında gördü dördüncü sarı kartı daha önce gördüğü için kırmızıya döndü. Hatta o Timur Ercan Budi'nin Yalova tarafından darp edildiği maçta. Evet. Yani o olaylı maçta. Kupa'da oynamamıştı. 3 sarı kartla ligin ilk maçında bak, oynadı. Oyun 0-0. İlk maçta Yenicam maçıydı. Bak oyun 0-0 onların koşarak çıkar sahadan. Evet. Evet. Neyse. Olan oldu. Peki. Hemen 3. maçımıza geçelim. Yine sonucu özellikle merak edilen iki forumda takımın maçıydı. Doğan Türk Birliği Çetinkaya karşılaşması. Son anına kadar heyecanın çok yüksek olduğu karşılaşmada Doğan Türk Birliği 90'da bulduğu golle hem karşılaşmayı 2-1 kazandı, 3 puanın sahibi oldu hem de zirvedeki iddiasını da sürdürmüş oldu. Şimdi bu karşılaşmanın görüntülerini izleyelim. Serbest vuruşla Doğan Türk Birliği oyuna başlayacak. Evet sevgili Beyzade, dün Yeni Cami'nin puan kaybetmesiyle 33 puana yükseldi. Bugün Doğan Türk Birliği galip gelirse 30 puan yapıyor. Dursun Cem. Kötü bir vuruş. Şimdi Faye önüne aldı. Faye plaseyi yaptı dışarıya gidiyor. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu. Geldi işaret Fehim Dayı'dan. Gözü de barajda Fehim Dayı'nın bu arada onu belirtelim hemen. Serhan mı, Aydın mı, İbrahim Çınar mı yaptı vuruşunu dışarıda. İleriye uzun bir top. Rahim o noktada pres var. Hatalı bir pas Hakan. Hakan cezalandı. Hakan dışarıya gönderdi. Olmadı bu. Çok önemli bir pozisyon ki geçmiş haftalarda Hakan'ın daha zor pozisyonlarında daha keyifli golleri vardı. Uzun bir taç Faye'ye doğru. Serhan vurdu kafayı. Şimdi Doğukan yerde kaldı. Devam ettiriyor oyunu Fehim Dayı. Seken top. Ugo. Ugo yaptı ortasını. Bir vuruşla topu ağlarda gol.
az önce yapamadığını Hakan Karacaoğlu şimdi yapıyor ve topu ağlara gönderiyor Hakan. 1-0 öne geçiyor Çetin Kaya. İbrahim yaptı otasını, defansta Serkan, dönen top. Bir çalım Bayram, ikinci çalım Bayram, Bayram vurdu defans Serkan. Dönen top Cemal dışarıya atıyor. Şimdi kullandı atışını Ahmet, boşta kalan top. Bir vuruş bakıyorum. Kale vuruşu diyor. Çaldı Düdük'le de ikinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Rahim oynadı ileriye uzun bir top. Şimdi Selim. Bir çalım yaptı ortasını. Ahmet vurdu top ağlarda gol. Ahmet Burak Kömürcü yaklaşık 2 dakika önce oyuna dahil oldu. Belki de ilk topla buluşmasında topu ağlara gönderiyorum. Şimdi İbrahim Çıdamlı. Çok zarif bir hareketle sıyrıldı. Bir vuruş dışarıya gidiyor. Defansın arkasına bir top. Aydın çıktı o noktadan. Aydın girdi ceza bahçesine. Aydın vurdu, Cenk çıkardı. Aydın doldurdu defans. Second Tom İbrahim Çıdamlı defansla çizgiden. Ahmet Kömürcü inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz gerçekten, bu pozisyon nasıl kaçar dedirten cinsten. Ve bu pozisyon bertaraf ediliyor. Doğukan. Second top. Şimdi Ugo pası Faye. Faye önüne aldı. Faye dursun Cem. Kenan girer girmez topla buluştu. Kenan verdi pasını. Ahmet. Ahmet açarıyor. Yaptı vuruşunu kaleci Cenk. Şimdi İbrahim Çıdamlı. İbrahim tek top. Aydın. Aydın cezalar içerisi. Aydın yaptı ortasını, bakıyorum direkt. Boşta kalan top Kenan. İnanılmazı yapıyor Kenan. Gerçekten çok önemli bir pozisyon. Ara pası Ahmet. Batuhan'la Ahmet Burak. Ahmet Burak kaldırdı topu, bakıyorum dışarıda. Çağrı. Aydın. Aydın Serhan. Serhan'ın efsaneye çıkan isim. 90+1. Geldi Doğan Türbili'nin golü. Çok istiyorlardı golü. Çok arzuladılar bu dakikada. 90+1'de. Serhan arka direk. Yapılan ortada kafayı vuruyor Serhan. Benim kronometreme göre karşılaşmanın tamamlandığını belirtebiliriz. Artık gözler maçın orta hakemi Fehim Dayı'da. Çalacak son düdük bekleniyor. Dediğim anda 3 puan Doğan Türkmen'in diyor. Maçın orta hakemi Fehim Dayı. Hakan Çetinkaya'nın golünü kaydeden isim. Ahmet Burak ve Serhan ise Doğan Türkmen'in galibiyet golünü atan isim. Lemi geliyor şimdi. Doğan Türk Milli Tribünü'ne Lemi yine takımını, yani çok maç izledim ama bu derece üst üste galeye şut atılan, kaçan goller yakın zamandır görmedim. Evet. Yani inanılmaz bir maç olmuş belli görüntülerden. Hem de keyifli olmuş bu arada. Görüntüleri zaman zaman eleştiriyoruz. Bu maçın görüntüleri iyiydi. Tebrik ederim. Maçın çeken daha arkadaşı. İyi. Sadece canlı yayın esnasındaki BRT2'den kaynaklanan donma veya şey, yani canlı yayında bu maçta izleyen arkadaşlar sıkıntı çektiklerini evet. Söylediler. Ama yani çekim diğer maçlara göre bizim standartlarımızda bir nebze daha iyi. Şimdi özellikle ikinci yarısı müthiş bir tempoda oynandı. Güzel bir karşılaşma oldu. Yani ilk yarıda da Çetin Kaya'nın üstünlüğünde daha önde basan, daha etkili olan, ama ikinci yarı iki takımında ama özellikle Doğan'ın daha etkili olduğu, net pozisyonlarda bulduğu, işte o direkt kaleci Cenk falan Serkan çizgi üzerinden değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Bir defa bu maçı iki faktör belirledi sonucunu. Yani özellikle o uzatma dakikalarında gelen golü. Birincisi yedek kulübesinden gelen futbolcuların maça katkısı. İkincisi de teknik adamların birinin doğru birinin yanlış hamlelerde bulunması. Şimdi maça başladığında Doğan Türk Birliği hiç kanatlarını çalıştıramadı. Çağrı soldaydı. Aydın sağda, Cemal önünde. Cemal Yaşınses.
Selim oynadı center for. Ama daha sonra Caner Hoca doğru bir hamle yaptı ikinci yarıyla birlikte. Ve Cemal'in yerine Ahmet Burak aldı. Selim'i sola, Ahmet'i forvetin merkezine çekti. Ama en önemlisi orta sahada çok hata yapan, çok top kaybıyla ilk kez bu kadar ilk yarıda hatalı gördüğüm oynadıklarını, yanlış pas ve yanlış işlerde Rahim'i sol tarafa alıp Çağrı'yı sağ kanada, sağ beke çekti. Sağ kanat çok mükemmel çalıştı ve oraya tedbir alamadı. Çağdaş da yorulunca Çetinkaya. Bir de bunların üzerine yani yapılan hamlelerde sadece Ahmet Burak'ın girmesi değil, oyun alanı içerisindeki 3-4 mevkide yapılan değişiklik Doğan'a %50 performans artırmasına ve önde basıp kanatları İbrahim'in solda, Aydın'ın sağda. Aydın en iyi maçını oynadı. Aydın bu sene birçok izlediğim maçta tutuktu. Bu maç sezonun yani bu sezonun Aydın adına en önde gelen maçı Çağrı dayı oynadı. O kanat lokomotif gibi gitti geldi. Buna karşılık Çetinkaya ne yaptı? Çetinkaya çok tempolu başladı. Çok önde başladı. Bastı. Hataları da rakiplerinin aslında değerlendiremediği iki tane pozisyonda işte Hakan'ın golden önce çok net kaçırdığı bir pozisyon var. İkinci yarı kaçırılan pozisyonlar var. Faye, Ugo son haftaların forumda isimleri. Çok takım halinde yardımlaşmalı oynadılar. Arzulu oynadılar. Çok kolay çıktılar. Yani ilk yarıda bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi harfiyen oynadılar. Evet. Ama ikinci yarıda o tempoları düştü. Şeyden gelecek, benchten gelecek ve oyunu en azından tutabilecek, enerji katabilecek isimler konusunda bana göre Hakan'ın oyundan alınması yanlıştı. Hakan Karacaoğlu'nun oyundan alınması doğru bana göre değildi. Yani Hakan Hoca'nın hamle hatasıdır diyorsun. Hakan'ın oyundan elindeki alınması. Hem yetersiz yani çok alternatif yok koyacak futbolcu. Samet'i koydu, genç Samet'i koydu ama Doğukan'ın yerine koyması gerekirdi. Doğukan oyundan düştü. Doğukan temposu hem basket sezona geç başladı. Hafta arasında basketbol maçı var. Yani basketbol, Lavi'de basketbol oynuyor. Evet. İyi bir futbolcu ama şu an 90 bana göre 90 dakika aynı tempoda, aynı enerjide oynayacak, aynı orta sahada özellikle yüksek ofansif gücü olan takımlara karşı pres yapacak özellikle şu anda değil. Yani özellikle 60-70'den sonra. Ne oldu? Doğukan oyunda kaldı. Samet'ten sonra bir de oyuna Behiç'in yerine Mete alındı. 86'da gol montajda son ortayı gösteriyor. Önce Mete topa vurdu. Uzaklaştı yani çok gereksiz bir şekilde topu havalandırdı. Uzaklaştırması gereken topu. Topu havalandı. Yere düştü. Daha sonra topu Aydın alırken yine gerekli presi yapamadı. Top Aydın'ın önünde kaldı ve resmen Aydın çok kolay bir biçimde sağ kanattan yürüdü Çağrı. Yapılan ortada Serhan golü attı. İki pozisyonda Mete'nin top kaybı var. Doğukan'ın oyunda durması var. Hakan'ın o dakikalarda hatta çıkarken biraz da agresif çıktı. Yani memnun olmadı oyundan çıkmasına. Çünkü iyi oynadığını o da hissetti. Hani bu haftaya kadar takımı çok çok iyi değişiklikler olsun. Çok yerinde hamleler olsun. Çok iyi yönetti ve elindeki malzemeyi çok iyi kullandı Hakan Hoca. Ve takımın bu noktada olmasında çok önemli bir payı var. Hem genç yönetimin, Süleyman Başkan ve Hakan Hoca'nın, teknik yönetimin. Ama bu maçtaki bu hamleleri bana göre yanlıştı. Doğan doğruları yaparak çok kritik hem moral motivasyon açısından 5 puanda farkı tutma hem de devre arasına moralli girme ve işte transferler özellikle yabancılar falan artı bir de sol bek düşünceleri var ki gündemlerinde Taner var. Taner Bingöllü var Küçük Kaymaklı'dan. Emek cezalı olduğu için. Serhan'ın ki son haftaların gerçekten çok kaliteli bir futbolcu zaten tartışmam. Çok hem defanstaki hem de ileriye çakarak attığı o kritik gol. Doğan'ı o yarışın içerisinde yine 7 puan olsa da belki tutacaktı ama moral motivasyon ve İki maçlık bir farkın içerisinde tuttu. Bir ilginç nokta Serkan Önet, Çetinkaya, Serhan Önet, Doğan Türk Birliği, Sercan Demirman, Çetinkaya, Doğukan Demirman, Çetinkaya'da
Sercan Doğan'da. Sercan Doğan'da, Doğukan Çetinkaya'da iki kardeşler karşılıklı oynadı ve Gülenler Doğan'ın kardeşleri oldu. Doğan Türk Birliği oldu. Yani belli ama maç gerçekten güzel oldu. Seyirci çok güzeldi. Yani ambiyans çok güzeldi. Soğuk havaya rağmen cuma akşamı çok güzel bir seyirci. Müthiş tabii sevinç yaşadı Doğan golden tabii sonra. Yani 90 artı 1 duvarlara yani. Çıkanlar, kameraya 1. Dönenler. Öncesinde ama o pozisyon gerçekten çok ilginç. Önce Cenk kurtardı Aydın'ın vuruşunu. Arkasından çizgiden çıkarıldı. Arkasından direğe vurdu. Yani kalenin içerisinde 3 pozisyon top gitti geldi. Yani Çetinkaya'nın doğruları yapsa beraberlik alabileceği bir karşılaşmaydı. Demek ki yapmamış. Peki hemen Cihangir'e gidelim. Cihangir ile Lefke arasındaki karşılaşmada galip gelen takım Cihangir oldu. Şimdi bu karşılaşmanın görüntülerini izleyelim. Cihangir stadında Cihangir Lefke'yi konuk ediyor. Son haftaların çıkışta iki takımı. Ali Özer'in yöneteceği karşılaşma. Cihangir zirveye daha da yaklaşmak, Lefke ise son haftalarda yükseldiği üst sıraları daha da zorlamak istiyor. Maça Lefke başladı. Kasım Bidevi, Semih'le geliyor şimdi. Semih, ceza alanına doldurulan top, yerde kalan oyuncu Deniz, devam diyor Ali Özer ama itirazlar da var. Şimdi yine bir pozisyon, yine Deniz, vuruşu kaleci Tuğcan'da kaldı. Salih Say pası atalı, Kasım aldı, Kasım Salih'ten sıyrılmaya çalışıyor. Kasım ara pası, Semih alıyor topu. Atak devam ediyor Salih Say. İtirazlar var ama devam ediyor Salih. Şimdi bir pozisyon daha. Salih sert giriyor Deniz'e. Yerde kalıyor Deniz. Ali Özer faulu veriyor. Kart itirazları var bu pozisyonda hakemlere. İzliyorsunuz Aykut itirazlarından dolayı sarı kart görüyor. Bu pozisyonda verilmeyen Salih Say'a itirazları vardı kart için ve kartı gören kendisi oluyor. Kardeşi de geldi oraya Yakup. Orta alandan Çağlar'la çıkmaya çalışıyor şimdi Cihangir uzaktan bir vuruş. Kaleci ile karşı karşıya Ali'nin önüne düştü. Ali kötü vurdu ve dışarı attı. Yine Cihangir hata sağ taraftan Ali'nin önüne. Ali yerde kalıyor Mehmet Rahmi'nin hareketiyle. Ali Özer penaltı noktasını gösteriyor 45. dakikada. İtirazları var Lefke oyuncularının ama karar değişmiyor. Fırat Ersalan topun başında. Fırat vuruş ve top ağlarda. Dakika 45. 1-0 öne geçiyor Cihangir penaltı golüyle. Geçtiğimiz haftada Mausa Türk gücünü mağlup etmişti. Yine Cihangir stadında Cihangir. Şimdi de son haftaların çıkışta takımı Lefke karşısında 1-0 önde. İltaç Karayel'in itirazları var Ali Özer'e. İkinci devre başlıyor. Cihangir sağ tarafa dönüyor. Nurettin'le şimdi uzun bir doldurulan top. Emeka. Güzel bir vuruş ve top filelerde. Dakika 48. Son haftaların golcü ismi Emeka. Durdu. Son iki haftada vurmaya başladı. Nefis bir gol. Dakika 48. İzliyorsunuz. Emeka bakıyor. Şandel sert bir vuruş. Kaleci Mehmet biraz önde ve top ağlarda. 2-0 Cihangir önde. Bu gol sonrası Rahmi ile Kandi arasında bir kavga var. Arkadaşını ittiği ve vurduğu yönünde de iddialar var ama kamera gol sevincini çektiği için orayı çekemedi. Çağan Hoca Rahmi'yi sakinleştirmeye çalışıyor. Oyundan hemen alınması istiyor İltaç Hoca ama tabii ki kart çıkacak izliyorsunuz Rahmi. Çağan Hoca ile de tartışıyor. İltaç Hoca'nın yardımcısı Çağan Çerkez sakinleştirmeye çalışıyor oyuncusunu. Oyun dışına almaya çalışıyor ama Ali Özer durun diyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Oyunun içerisinde yaşanan kavga sonrası Rahmi'yi yanına çağırıyor. Kandi ile yaşadığı olaydan dolayı Rahmi'ye çıkan bir kırmızı kart var ve Lefke 48. dakikada ikinci golden sonra 10 kişi kalıyor. İki kendi oyuncusunun kavgası sonrası. Şimdi Cihangir atak geliştiriyor. Emeka sert vurdu dışarı gitti. Lefke şimdi bir debi ile geliyor. Semih vuruşu dışarı gitti top. 2-0 Cihangir üstünlüğü. Sol taraftan Cihangir geliyor. Yapılan orta Emeka vuramadı. Aleyn bir debiye verdi. Çıkmaya çalışıyor Lefke. Kaptırılan top. Uçe yerde kalıyor.
Hareket sert, bideden itirazlar var. Ali Özer'in kafasını da tutuyor. İlginç bir pozisyon burada. Ali Özer sarı kart veriyor bu pozisyonda. Golcü oyuncuya Nurettin. Vuruşu dışarı gidiyor bu pozisyonda. Sol taraftan Lefke serbest atış kullandı. Ceza içerisi vuruş savunmadan da sekiyor ve dışarı gidiyor. Ve Ali Özer'in biten maç düdüğü var. 2-0 Cihangir galip geliyor ve zirveye bir adım daha yaklaşıyor ev sahibi ekip. Evet, görüntülerimizi izledik. Yani şunu söyleyeyim. Gerçekten çok kıran kırana bir maç olmuş. Penaltı var, kırmızı kart var. Az sonra konuşacağız. Çok tartışmalı pozisyonlar var bu karşılaşmada. Hakemi sanıyorum Ali Özer'i çok konuşacağız. Maçtan daha fazla konuşacağız gibime geliyor benim en azından. Evet, az sonra tabii o pozisyonları konuşuruz. Şimdi Cihangir çok iki haftalık o ölü toprağın üzerinden attı. Doğan ve Baf 2-0, 3-0 kaybettikten sonra... Evet. Yani Fırat'ın da o ameliyatlı olduğu, artı eksiklerin de olduğu, sakatların olduğu iki haftalık sıkıntılı süreçten sonra. Geçen hafta Mausa Türk Gücü karşısında son dakika gelen golle galibiyet ve Lefke galibiyetiyle ilk yarıyı da 4. sırada tamamladı. 27 puan iyi bir puan. Mevcut kadro ve çok geniş olmayan aslında... Kadro açısından. Şimdi bir defa oturmuş bir takım Cihangir. Geçen sene kupa şampiyonu Toygor Hoca takımı biliyor ki onun da o rahatsızlığı döneminde aslında ayrı kalmasına rağmen ilk yarıdaki performans, genel olarak takımın performansı, o oturmuş takımı ve takımı yönetme noktasındaki yardımcılarının veya olmadığı dönemde şimdi hocanın doğru tespitler yaptığını gösteriyor. Emeka'dan istedikleri verimi son iki haftaya kadar aslında aramadılar. İki haftadır gollerine de başladı. Acaba gideceğini öğrendi. Yani çünkü karar o noktadaydı. Yani gitmesi gündemdeydi. Yenlik geldi bu arada. Evet. Yenlik gelirse kimin yerine gelir? Şimdi iki tane evet çok çalışan futbolcusu vardır ama golcü de istiyor. Takım yani. Emeka'nın yerine. Yani, tamam yani, en zayıf halka o da. Kim gider? Emeka takımın gider. Yani oyun içerisinde Uç'a müthiş bir performans gösterdi. Uç'a tamam. Gönderemez zaten. Ama Victor'u da fena değil. Yani, Victor'u da. Tam görev adamı. Tam bir görev adamı. Uç'a farklı pozisyonlarda falan oynayabiliyor veya oyun alanı içerisinde hoca farklı bir oyun stratejisi mi çizer bilemem. Nasıl bir transfer politikası izleyecekler. Ama şu var. Özellikle sahasında çok daha özgüvenle oynayan, çok oyun stratejisini bazı takımlar rakibine kabul ettirmez. Cihangir'in öyle bir özelliği var. Kendi oyununu oynuyor, evet önlem alıyor ama belli bir oturmuş oyun düzeni var. Önde basan, rakibi çıkmasına izin vermeyen, kora kor, dişe diş, diri dirençli, yaratıcı, kanatları oyuna genişlik kazandırarak kullanan bir ekip. Önemli bir galibiyet aldı. Tabii hakemin Ali Özer'in 13 sarı bir kırmızıyla oyunun ritmini ve oyun iki takım adına da oyunun temposunu olumsuz etkilediği konusunda eleştiriler var. O maçı izleyen arkadaşlarımız canlı izlemedik ama teknik adamlar özellikle İltajlı tarafından. Az sonra onları yorumlayacağız. Lefke istenilen tempoda değildi. O görülüyor. İstenilen futbolu oynayamadı. Zaten bir gerginlik var sanki. Yani Kandil'e Rahmi'nin saha içerisinde kavga etmesi. Çok çirkin bir hareket. Çok az sonra konuşacağız. Yani çok çirkin. Olmaması gereken. Özellikle de şunu söyleyeyim. Yani İltaç Hoca gibi gerçekten çok böyle kaliteli bir teknik adamın takımında da hiç olmaması gereken bir durum. Yani Lefke'de bu başlarında yani İltaç Hoca'nın daha önce Yakup'larla şey nedir kardeşler Aykut'lar zaman zaman bu tip değilse bile rakiplere de hakeme de falan oluyor yani. Hocayla ilgili değil sadece yani hoca evet sağlamaya çalışıyor disiplini ama futbolcuların
damarlarında bu agresiflik var. Yani Yalova'da da vardı. Lefke'de de var. Ama bugünkü Rahmi'nin yaptığı hiç kabul edilebilir yani bir nokta değil. Şimdi şöyle bir şey olur. Rakip takım futbolcusu size faul yapar falan. Onu da kabul etmem ama agresif olursunuz ve bir cevap verirsiniz. Reaksiyon gösterirsiniz. O sertliğe karşı veya size yapılan harekete karşı veya size söylenen kötü söze karşı. Ama kendi takım arkadaşıyla nasıl başlar, nasıl gider, nasıl gider vurur. Yani vurduğu söyleniyor. Onu nasıl bırak. Çağın Hoca gidiyor sakinleştirmeye çalışıyor. Kolundan tutuyor. Onu da dövecek. Neredeyse yani kendinden işte, yani, kat kat büyük bir abisi Çağın. Onu da dinlemedi. Yani, Rahmi bir ara bıraktım dedi, döndüm dedi. Demek ki tam kafasını toparlayamadı. Yani bu psikolojik bir olay. Bu doğru bir, son derece yanlış yani, bir olay. Pozisyonları da konuşmaya başladık evet. Bu arada. Yani tamam. Burada onu söyleyelim. Gerçekten çok yanlış yapıldı. Takıma çok büyük zararı verdi. İhanet denir ya, ihanet. İhanet şey denir. Bak, Çağın senin abindir. Yıllarca futbol oynamış. Bak. Elini çek. Çağını dövecek biraz daha. Şimdi bak, Çağın'ın girmesi de doğru değil, onu söyleyeyim yani. Çağın. Çağın'ı işte, attı mı dışarıya mesela? Onu görmedim görüntülerde. İhlalden? Yoktur görüntüler. Yani evet. Orada bir şey yok. Şimdi bu burada bitiyor çünkü yani, bak. Kitap öyledir çünkü. Evet. Kitap öyledir. Yani yok. Evet, iyi niyet, futbolcusunu engelleme, oyunda tutma, kazanma adına ama. Evet, geçelim pozisyonlara. Peki, geçelim, diğer pozisyona geçelim arkadaşlar. Bunu gösterdik artık ha. Bunu vermeyeceğiz artık. Bunu konuştuk. İlk pozisyonu verelim. Evet, burada penaltı mı değil mi bakalım. Erol'un yapmış olduğu bir hareket. Aşağıda bir şey var mı? Yok, çekme var şeyden. Çekme var yukarıda. Boyundan çek bakalım dedim. Arkadan. Aşağı. Yukarıda bir çekme var. Bak burada. Evet, evet. Çekiyor. Çeviriyor yani yarım tur evet, kadar evet, falan. Evet. Penaltı. Bu penaltı. Net penaltı. Evet, bir hareket bu daha. Bu 0-0 iken değil evet, mi? Evet, 0-0 iken penaltı. Peki, bir hareket daha var, ona bakalım şimdi. Geçelim diğer pozisyona. Ha evet, bak. Pozisyona bak. Bak. Buna kart çıkmadı. Allah Allah. Buna kart çıkmadı. Yine Deniz. Evet. Salih Say hareketi yapan. Tabii Yakup başladı konuşsun. Öyle olunca Yakup gördü kartı. Bak harekete bak hocam lütfen. Ayağa geldiğini düşün bu hareketin. Bileğe geldiğini düşün. Topu gösterir Salih. Devam et. Bak. Topa vurdu ama topla birlikte rakibe de. Yani topa vurdu doğrudur. Tehlikelidir biraz bu hareket. Evet. Yani bir sarıcık çıkar buna. Yani çok gösteri diye göstermedi bunu. Evet, devam edelim. Devam edelim. Bir pozisyon daha var. Yine hakeme karşı yapılan bir hareket. Evet, Bidemi'nin, evet bu çok ilginç. Bakın, Bidemi'nin hareketine bak. İki eliyle hakemin alanı. Bu son zamanlarda izlediğim en rezalet olaydır. Rezalet. Al gitti kendine eve, beraber. Olacak şey mi ya bu? Bir daha bakın. Sadık Özbilgehan, sen de bak hocam. Sadık Hoca herhalde bunu görmüş. Bak ya. Bakın lütfen ya. Hocam nedir bu hareketin şeyini söylesen bana. Cezası nedir bu hareketin? İki tane kırmızı. Yani bir arka cebinden bir de ön cebinden çıkaracağım. Sarı çıkar. Sarıcık çıktı. Allah ha, Allah. Sarı civciv. Allah Allah. Bak, ya hocam nasıl olur? Şimdi bir hareketi görün görmen o işe yandan idi. Buna faul verirdin vermezdin bunu tartışırık. Salih vurduydu topa diye göstermediğin onu da tartışırık. Ama yok da bunu ya. Peki şey nedir dedi. Ya yaptığın şey? Peki şey dedi gene. Canım hocam yeni yıl kutlu olsun. Yeni yılın başını tutuyor ya. Yeni, şey diyor. Peki yeni yılını kutladı. Bak oğlum bana bunu yapamazsın falan. Ne dedi yani? Ne bileyim hocam. Bu yani yeni yılını kutladı derim ben ancak. Hakem benim kırmızı göstermedi. Bu... Ya Ali Hoca yapma ya. Çünkü ne için biliyor musun? Söyleyeyim. Çok sarı gösterdi. Ha bir çok bir, sarı yani gösterdi. Kırmızıya ikinci kırmızıyı göstermesin. Vermediği penaltıdan. Vereceğim. Vermediği penaltıdan göstermediği kartlardan içinde sıkıntı var. Kendinden evet. Emin değil.
Vay be hocam, vay be hocam, geç. Vay. Geçelim oğlum, geçelim. Bunu da geçelim. Bitti mi pozisyonlar? Bitti. Peki, zaten Rahmi'yi konuşmuştuk. Şeyin penaltısı. Cihangir'in. Bir de Cihangir'in penaltısı vardı, doğrudur. Vardı arkadaşlar pozisyon. Almış olmanız lazım onu. Aldık mı arkadaşlar Cihangir'in penaltısını? Aldık, onu almış olmamız lazım. Peki, geçelim diğer karşılaşmaya. Gençlik Gücü Gönyeli karşılaşmasına. Baksınlar, bulsunlar, onu da gene konuşalım. Peki, bakın o, arkadaşlar, o karşılaşmaya, o pozisyonda bulun Cihangir'in çektiği penaltıyı konuşacağız. Ama hemen zaman kaybetmeyelim. Gençlik Gücü Gönyeli karşılaşmasında konuşmaya başlayalım. Görüntülerini gösterelim o maçın. Lefkoşa Şehit Hüseyin Rus Stadı'nda alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlik Gücü, üst sıralara tırmanarak rahat nefes almak isteyen Gönyeli'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın orta hakemi Mustafa Öztugay, karşılaşmaya başlayan taraf Gençlik Gücü. Prince vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi Sabri ile Gönyeli gelişmeye çalışıyor, bir atak Fikret. Fikret Arapası, Raif. Raif'in vuruşu kaleci Mustafa'da kaldı. İltaş'la geliyor sol taraftan Gençlik Gücü. Yapılan orta kafa vuruşu Debola'dan dışarı gidiyor. Şimdi Sapri ile bir frikik atışı kullanıyor. Mustafa yatarak önlüyor. Savunma Gençlik Gücü'nde pozisyonu uzaklaştırıyor. Bu kez Gençlik Gücü bir frikik atışı kullanıyor. İdan'la kaleci Kemal Başarılı. İlk devrenin son dakikası artık. Korner atışı kazandı. Gençlik Gücü paslaşarak yapıldı. Debola ortası. Kaleci Kemal kısa düşüyor. Ali Akbulut son haftaların golcü ismi tamamlıyor ve topu ağlara gönderiyor. Dakika 45. Kemal'ın kısa düşen topu Ali Akbulut geldi. Kısa ve öz net bir vuruş yaptı ve topu filelere göndererek Gençlik Gücü'nü 1-0 öne geçirdi. Kaptan Gençlik Gücü adına yine golünü attı ve Gençlik Gücü devreyi bu golle 1-0 önde kapadı. İkinci devreye Gönyeli başlıyor. 1-0 mağlup durumda Gönyeli. İbrahim ile çıkıyor şimdi. Kemal Varan oyunda. Okoli'ye ara pası. Kaleci Mustafa çıkmadı. Okoli de çıkmayan Mustafa'yı avladı. İzliyorsunuz. Ara pası. Okoli. Kaleci Mustafa. Okoli topu ağlara gönderiyor. Dakika 51. Skor 1-1 oluyor Şehit Hüseyin Rus Stadı'nda. Sağ taraftan yapılan orta Burak. Dönüyor top. Sabri vuruş. Kaleci Mustafa mükemmel çıkarıyor bu pozisyonda. Şimdi Okoli savunmadan çıkmaya çalışıyor Gönyeli. Yapılan pas atası Ali. Sağ tarafta yapılan orta Gençlik Gücü adına Debola indiriyor. İdan vuruş dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyondu Gençlik Gücü adına 67. dakikada. Aşkın'la geliyor bu kez Gençlik Gücü. Ara pası. Ceza alanı içerisinde Prince dönüyor. Debola'nın önüne düşüyor. Debola vuruşu top taça gidiyor. O kadar kötü bir vuruş top taça gidiyor. Yine Gençlik Gücü geliyor. Prince arapası Debola. Kaleciyle karşı karşıya vuruş üst direkten dışarı gidiyor. Net pozisyonları Gençlik Gücü cömertçe harcıyor. Ve Gönyeli kontra atakta bakalım affedecek mi? Fikret kaleciyle karşı karşıya. Dakika 87. Atamayanı atarlar. Sabri arapası verdi. Fikret arkadan geldi. Güzel bir vuruşla işte izliyorsunuz. Genç Yıldız klasını konuşturdu. Ve 87. dakikada Gönyeli'yi 2-1 öne geçirdi deplasmanda. 1-0 mağlubiyetten kırmızı beyazlı ekip 2-1 üstünlüğe çıkıyor. Ve karşılaşmada bu sonuçla sona eriyor. Evet, Gençlik Gücü Gönyeli karşılaşmasını izledik. Ancak bu maçın yorumuna geçmeden önce az önce bir pozisyon vardı. Cihangir Lefke karşılaşmasında Cihangir'in kazanmış olduğu penaltı. Onu gösterememiştik. Hemen onu ekrana getirelim. Bir bu pozisyonu yorumlayalım bakalım. Diğer pozisyonlarda ciddi hatalar yapan hakem Ali Özer bu pozisyonda ne yapmış? Evet, Rahmi var yine pozisyonun içinde. Evet. Kırmızıyı gören Rahmi. Burada da Ali Öztürk giderken arkadan şiddetli bir kontrolsüz bir hareketle dengesini bozmuş. İşte buradan geliyor. Hiç topla şeyi yok. Yıkıyor. Penaltı. Penaltı sonrasında da ceza alanı içerisinde gene hakemi bak. Oralarda bak neler döner. Bak.
Evet. Geçelim maça. Yani peki, bu maçı konuşmaya. Şimdi. Gençlik Gücü Gönyeli. Bir defa Gönyeli. Formasında sponsoru, şey, reklamı olmayan, sponsoru olmayan, yönetimi değişmesine veya işte yenilenmesine rağmen Ömer Arabacıoğlu'yla birlikte yeterli kaynağı bulamamasına rağmen şu an ligin beşincisi. Yeni çıkan bir takım bu sene yükseldiği ligde aradan sonra 26 puan topladı ki düşünün Girne Halkeyi ve Esentepe diğer yükselen ekipler 7 ve 8 puanda son iki sırada. Yeni çıkan ekiplerden. Gönyeli 5. sırada. Bu yönetimin zor şartlara rağmen teknik heyet ve bir aile havası yaratılması, yani Ömer Arabacıoğlu'nun ve birkaç yöneticinin üstün çabası ama yeterli olmuyor. Öyle bir iki yöneticiyle işler dönmüyor artık veya dışarıdan verilmeyen desteklerle, sözle, lafla peynir gemisi yürümüyor. Zaten iki haftadır Emre Hoca'nın söylediğine dikkat ediyorum. Ayrılma noktasında da ya. %51 devre arasından sonra Emre Hoca yoktur. 51 demeyelim ya. 50 değil. Şartları sağlamaya bazı sözler falan filan var. Onlar olursa yani görüşecekler. Yani devam etmesi konusunda. Çünkü sürdürülebilir bir yapı yok. Sürdürülemiyor yapı. Evet. Tıkandı. 2 hafta bekleyelim, 3 hafta bekleyelim. Beklediler, geldi devre arası. Şimdi önlerini görme noktasında ödemeler, hatta yabancıların dahi ödenmezse değiştirilmesi gündemde. Gündeme gelecek. Yüksek maliyetli. Okoli de dahil. Yani ilk yarın en iyi yabancısı konumundaki Okoli de dahil. Yüksek maliyetli diye gönderirse Gönyeli iddia diyorum playout oynayacak lig bittiğinde. Oynayabilir. Yani aşağıdaki takımların göstereceği şeye bağlı. Şu anki 16 puanlı GG ile 10 puanlık fark var. 3,5 maç. 15 maçta çok değil. Yani GG takviye yapar, sen Okoli'yi gönderir, takımı küçültmeye noktasına gelirsen 3 maç kapanır yani. Kapanabilir. Hani o sıkıntı var. Ama bu yapıyı korursa, iyi bir transfer politikası izlediler. İyi yabancılar aldılar. İyi yerli futbolcular aldılar işte. Örnek Fikret çok. Yani Yeni Cami'nin çok güzel gol attı çocuk. Yani gerçekten çok müthiş. Bu yeni neslin içerisinde topu çok iyi kullanan, çok beyin görevi görebilecek olan işte o maç ritmini, devamlılığını, fiziki gücünü ve istikrarını koruması ve geliştirmesi halinde çok çok iyi noktalara gelebilecek bir futbolcu. Evet. Ama tabii Doğan Gençlik Gücü çok net pozisyonları değerlendiremedi öncesinde. İdan'la, Debolay'la, Boateng'le özgür oyun aldılar son bu ileride topu buluşturma ve işte bulabilir mi diye ama ikinci yarı başında bulunan Okoli ile bulunan golden sonra iki tarafta maça çok asıldı. İkinci yarı tempolu geçti. Özellikle o 60-70-75'e kadar olan süreçte net pozisyonları değerlendiremedi ve atamayan atarlar dedi evet. Hasan da. Doğrudur. Ali'nin kaptırdığı topla başlayan, Sabri ile devam eden, Fikret'le noktalanan bir pozisyonda 87'de 2-1 yakaladı ve çok önemli bir galibiyet aldı. Az önce söylediğimiz ikinci yarıya umutla bakma artı daha garanti bir puana, garantiye yakın bir puan gibi görülüyor. Ama pazartesi yapılacak görüşme ne olur, ne biter, güvence alınır, devam edilir, alınmaz, ayrılma noktasına gelinir. Ömer Başkan ne yapar? Bunu zaman gösterecek. Ama koskoca Gönyeli iş adamlarıyla, işte siyasi noktalara gelenlerle, sempatizanlarıyla, geçmiş yönetiminde çalışan kişilerle birlikte bu takımı, bu çok iyi kurulmuş olan takımı devam ettirmeleri gerekir. Destek olmaları gerekir. Gerçekten çok hem önü açık gençler var, hem çok güzel bir havaları var, enerjileri var. Ama camiada ciddi bir, demek ki bir güvensizlik var. Duyarsızlık, duyarsızlık var, ilgisizlik çünkü var. Çünkü kaçak oynama var. Sonuçta Gönyeli, bak söz verilir, sözler verildi diyorsun veya sözler verilecek diyorsun. Lafla peynir gemisi yürümüyor hocam. Hı hı. Ver, sözü ver, tamam vereceğim. Ondan sonra da ara bul adamı da al parayı elinden alabilirsin. Yani
Ben çok ona güvenmiyorum açıkçası. Yani o sözler verilecek, şu olacak, bu olacak. Gene kaçak dövüşecekler. Gene oldukları yere gitmeyecekler. Gene kulüpten uzak duracaklar. Yani yarın dediğin gibi işte Okoli'yi gönderelim, Sabri Raif'i gönderelim, Ahmet'i gönderelim, Mehmet'i gönderelim derlerse 15 haftalık süre var. Ortada 45 puan var. Başlarına çok ciddi bir iş alırlar. Ödeyebilirsen tutacaksın. Ödemezsen bırakacak veya oynamayacak sana yani. Yani o yani gönderme noktasının nedeni nedir? Biraz para almak veya ona vereceğinden kurtulup daha düşük maliyetli yani küçülmek, küçülerek ayakta kalmak, yaşamak. Yani bu ama bu takım en azından mevcut konumunu ve çizgisini, kalitesini sürdürürse çok canlar yakacak. Yani şu anki lig lideri Mausa Türk Gücü'nü ve lig üçüncüsü takipçilerinden Doğan Türk Birliği'ne beşer beşer atan bir takımdır. Evet. Konuştuğumuz Gönyeli. Yani Emre Hoca da futbolcuları da kutlamak lazım gelinen noktada. Aynen. Peki hemen bir başka maça geçelim. Yani Gegen'in de mutlaka defansif tedbirlere biraz toparlansalar da o defansif anlamda takviye yapması lazım. Gökhan gündemde. Zaten. O da 3 maç ceza yedi son Hamitköy'de. Bugün birini çekti. Kupada 2'yi çekerse bir maç cezası İlk kalacak yani. Yok. Evet. Evet, hemen Bafülkürdü Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasını izleyelim. Karşılaşmanın galibi Merit Alsancak Yeşilova oldu. Güzel Yurt Üner Berkalp Stadı'nda gece maçında cuma akşamı Bafülkürdü Yeşilova'yı konuk ediyor. Merit Alsancak Yeşilova bu maçtan puan alarak yukarı tırmanmak istiyor. Bafülkürdü ise galip gelerek zirve yarışında daha da iddialı duruma gelmek istiyor. Maça hızlı başlayan takım Bafülkürdü, vuruş kaleci Kemal Molla'da kaldı. Şimdi Binya ile çıkıyor Merit Alsancak Yeşilova. Doldurulan top Hamis. Hamis atak geliştirmeye çalışıyor. Dönüyor Makun, Hafız kaleciyle karşı karşıya vuruş, gol ama geçersiz. Offside gerekçesiyle Hafız'ın golü geçersiz sayılıyor. Yeşilova net bir golü harcamış oldu bu pozisyondan sonra. Yine önemli bir atak, Hafız geliyor cezanla kesti Burak ve top ağlarda. Hemen bir dakika sonra Burak'la golü buluyor Merit Alsancak Yeşilova. Az önce Hafız'ın golü iptal edilmişti. Bu kez Hafız getirdi. Burak attı ve 1-0 öne geçti Yeşilova. Yine Yeşilova atağı Mokon doldurdu. Savunmadan sekti. Burak sert vurdu, direkten döndü. Önemli bir pozisyon daha Yeşilova adına. Bu kez direkler Bafülkürdü'nü kurtardı. Şimdi sağ taraftan Bafülkürdü geliyor. Mehmet Göktaş doldurdu cezanın içerisinde. Joseph net pozisyon dışarı atıyor. Karşılaşmanın ilk devresi de 1-0 Yeşilova lehine sona eriyor. İkinci devreye başlayan taraf yine Yeşilova. 1-0 üstünlüğü var Güzel Yurt Üner Berkalp Stadı'nda. Bafülkürdü 1-0'dan sonra beraberlik için uğraşıyor. Doldurulan top cezana dışarısında Mehmet Göktaş. Vuruşu direğin yanından dışarı gidiyor. 54. dakika. Şimdi yine Bafülkürdü dolduruyor cezana içerisine. Azat vuruşu dışarı gitti. Sağ taraftan geliyor Bafülkürdü. Yapılan orta, savunma kendi oyuncusundan sekiyor. Kaleci Mulla'da kaldı. Yine sağ taraftan Bafülkürdü dolduruyor. Joseph'in kafa vuruşu kaleci Kemal'da kalıyor. Önemli bir pozisyon yok ama baskı kuruyor Bafülkürdü. Joseph cezanın içerisinde ama kalkan offside bayrağı var. Erdoğan dolduruyor uzun. Son dakika artık, beraberliği arıyor dediğimiz anda Serhan Şimşek'in çalan düdüğü ve Yeşilova 3 puanla haftayı kapatıyor. Evet, 1-0'lık galibiyet Merit Alsancak Yeşilova'nın oldu. Gol yine Burak'tan geldi ki aslında ben şunu söyleyeyim. Merit Alsancak Yeşilova'nın gerçek yerinde olmadığını düşünüyorum bu kadroyla. Ama gol yollarında gerçekten sıkıntı yaşıyor Merit Alsancak Yeşilova. Bu kadar sonucu değiştirebilecek oyuncusu olmasına rağmen. Makon'u var, Burak'ı var, Hamisi var, Ulaş'ı var, Mustafa Yaşın i̇yi, sesi kadrosu, var. Kadrosu iyi. Yani gerçekten iyi futbolcuları var ama orada bir sıkıntıları var. Sanıyorum orada da bir Redik Başkan'ın forvete bir dokunuş yapması gerekebilir devre arasında. Yoksa bu kadro öyle kolay kurulacak bir kadro değil. Tabii diğer taraftan Bafülkürdü geçmiş haftada çok takdir ettiğimiz, yani yine ben takdir ediyorum Bafülkürdü'nü. Bu maçı kaybetmesine rağmen
en çok genç futbolcuyu oynatan, çok da böyle yaşları bu çocuklara büyük değil, 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında gençleri oynatan, çok güzel de tecrübelerle harmanlayan bir takım Bafülk Yurdu. Kaybetmesine rağmen söylüyorum bunu. İki sezondur gücünü de kanıtlıyor ama bana göre bugün tecrübeye yenildiler. Bir tarafta yine içerisinde gençler olmasına rağmen kendilerinden daha tecrübeli bir takım. Yabancı futbolcular olarak da işte bir Makon, bir Binya gerçekten iyi futbolcular. Merit Alsancak Yeşilova'da kalede Kemal oynadı. Hasan Pir oynamadı. Evet, Hasan'la bir sıkıntı olduğunu duydum. Bu her zaman olabilecek bir durum değil. Hasan sakat değilse oynar. Geçen hafta da oynamadı. Evet. İki haftadır Doğan maçında oynamadı. Hasan'la bazı sıkıntılar olduğunu duydum. Bilmiyorum ne noktaya gelecek. Devre arasında bir şey olur mu olmaz mı? Ayrılır mı olmaz mı? Bazı sıkıntılar var. Ama İki takım da ligde çok fazla sıkıntı yaşamayacak. Hatta ve hatta kupada iddialı takımları zorlayabilecek. Hatta kupada belki yürüyebilecek iki takımdır diye düşünüyorum takdim ben bu iki takımımız. Yani, bak bu takım da yürüyemez. Bir yabancısını değişecek. Yani yerli havuzunda en az bir veya iki tane daha olması lazım. Ne yapsın yani, ben çok katılmam bu söylediğine. Yani kupada yürümesi için dedim. Yine yürüyebilir. Niçin bu kadro yürüyemez? Yürüyemez. Bir yabancı daha, o Solomonson'un yerine iyi bir yabancı alırsa. Felix gibi adam gelirse belki. Örneğin Felix gibi adamın gelmesi piyangodur. Yılbaşı piyangosu. Belki de yani komşu takımları Binatlı ayrılan yabancısını talip olurlarsa Baf'a satar. Baf'tan önce onu isteyenler var. Var, bilirim. Cihangir, Doğan. Onun yüzden Baf'a sıra gelmez. Maddi olarak. Evet. Ama her yönden. Anlaşma yönünden. İddia rekabet ediyorum. Yönünden. Tabii o konuda Binatlı'nın takınacağı tavır da önemli. Ben iddia ediyorum. Bu takıma neydi ismi? Ofor'u koyalım Solomonson'un yerine. Baf çok iyi daha başka yerlere gelir. İyi işler yapabilir. Ben zaten bir şimdi Josep vardır. Daha fazla 10 numara forvet arkasında oynayan veya kanatta oynayan bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Felix tipi diyoruz hep. Ama şey de Tahsin, Hasan, yani genç futbolcular. Ama oynayacak bu çocuklar. Berk, İbrahim. Yani bu oynasın, takım doğruyu yapar bunlar oynayarak. Oynasın, oynayacak. Puan olarak 24 puanda iyi bir puandadırlar. Yani son haftalarda kaybetmelerine rağmen geçen sene 20 puan topladılar. Bu sene daha puan. Ayrılan futbolcuların yerine gençleşen ve yapılanan bir kurum içerisinde ve en azından sözlerin yerine getirildiği yönetimin çok dışarıdan büyük destek almasa da kendi içinde belirli kulübe mal olmuş sahip katkı veren kişilerin istikrarlı bir biçimde ödemelerini yapmasıyla birlikte huzurun olduğu bir ortam, en önemlisi teknik heyetiyle, yönetimiyle bir aile ortamı, örnek bir yapı. Ama iddia edersen bana bu takımla, yani mevcut kadroyla çok yani şampiyon olarak demedim yukarı. Ya kupada. Yani kupada da ilerlemek. Ama zorlar yani. Zorlar. Şampiyonluktan bahsediyor. Zorlama nedir? Zorlama ne? Zorlar. Yarı final oynar. Şampiyon olması 8'e lazım. 8'e girer. Şampiyon olması için ben diyorum ki 2 tane takviye yapması lazım. Şampiyon olması için daha sıra gelmez yani daha. Yani kupa alması için evet. Sıra gelmez daha. Peki bu maçımızı da geride bıraktık ve son iki karşılaşmamız kaldı. Özellikle bu son iki karşılaşma alt sıralarda direkt küme düşen takımı veya play-out'a kendini atacak takımı belirleme noktasında ligin ikinci yarısında da çok önemli karşılaşmalar olacak son haftada. Belki de bu karşılaşmaların birincisi birebir rakip Girne Halkevi ile Binatlı arasında Girne'de oynandı. Şimdi bu karşılaşmanın görüntülerini izleyelim. Girne 20 Temmuz stadında Girne Halkevi ile Binatlı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligin altından kurtulmak isteyen iki takım, Emre Öztaşlı yönetiyor karşılaşmayı, son haftaların formda hakemi. Karşılaşmaya başlayan taraf Binatlı. Her iki takım da mutlak 3 puan istiyor bu önemli karşılaşmada. Binatlı hata var ve yerde kalıyor. Kehinde Emre Öztaşlı free kick diyor. Topun arkasında Mustafa Süzgen ve top ağlarda. Dakika 4. Binatlı 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Mustafa Süzgen'in güzel free kick golü bu yıl ikinci, üçüncüyü atıyor Mustafa.
bu yıl başladığı forma giymeye A takımda ve golleriyle de parlamaya devam ediyor genç yıldız. Deplasmanda Binatlı 1-0 önde. Girin Alki ve haftalardır galibiyete hasret. Emanuel'le bir kontra atak geliştirmeye çalışıyor Binatlı. Emanuel vuruşu kaleci Okyanus'ta kaldı. Girin Alki ve atak geliştirmeye çalışıyor. Ama kontrada çıkan Binatlı. Emanuel gidiyor. Topla gidiyor Emanuel. Kaleciyle karşı karşıya. Emanuel vuruşu kötü dışarı atıyor. Zor olanı yaptı. Kolay olanı da dışarı attı. Şimdi sol taraftan Alaaddin'le geliyor Binatlı. Alaaddin ortası cezacı Okyanus kaçırdı. Savunma giriyor araya ve çıkarıyor. Oyunun ilk bölümünde Binatlı deplasman ekibi daha atak, daha önemli pozisyonlar buluyor. Yine Emanuel. Emanuel kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda William tarafından düşürülüyor. Emre Öztaşlı pozisyona hakim. Talip kaptanın itirazları var ama Emre Öztaşlı pozisyonu bittikten sonra William'a kırmızı kartını gösteriyor ve Girne Halkevi 10 kişi. Emanuel gole gidiyordu bu pozisyonda. 16. dakikada 10 kişi Girne Halkevi. Yine sağ taraftan orta Mustafa Süzgen kafayı vuruyor Okyanus. 1-0'dan sonra net pozisyonlar harcıyor Binatlı. Şimdi Endo ile Girne Halkevi geliyor. Yaptı orta Salih, top dışarı gidiyor. Sağ taraftan orta Binatlı adına kafa vuruşu direkten dönüyor. Bir faul kararı var bu pozisyonda Emre Öztaşlı tarafından ve ilk devre 1-0 Binatlı lehine tamamlanıyor. Girne Halkevi mağlup durumdan 10 kişi olmasına rağmen beraberliği kovalıyor. Deniz, Özgür pozisyon arıyor. Özgür vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Şimdi yine bir kontra atak yakalamaya çalışıyor Binatlı. Doldurulan top savunma çıkarmaya çalıştı. Mustafa Süzgen pozisyon arıyor. Vuruşu kaleci Okyanus çeldi. Dakika 72. Sağ taraftan Girin Alkiva ata. Kaleci Salih hatalı çıktı. Ertaç'ın önüne düştü. Ertaç kötü vuruyor bu pozisyonda. 1-0 Binatlı üstünlüğü devam ediyor. Faul atışını Girin Halkivi kullandı. Gol için yükleniyor kırmızı beyazlı ekip. Yankı Endo'yu gördü. Endoy sol taraftan ceza alanına girdi. Endoy rakibinden sıyrıldı. Endoy kaleyi gördüğü noktadan sıfırdan filelere gönderiyor. Güzel klas bir vuruş ve Girne Halkevi beraberliği yakalıyor. Dakika 80. Gol sevincini arkadaşıyla paylaşıyor Endoy. İzliyorsunuz güzel sıyrıldı. Adeta sıfırdan Salih'in yanından topu filelere gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. Girne Halkevi 10 kişi olmasına rağmen Endo'yla skoru 1-1'e getirdikten sonra yine Endo'yla bir atak geliştiriyor. Yunus, Endoy sıyrıldı. Vuruşu üstten dışarı gidiyor. 1-1 eşitlik. Her iki takım adına da birer puan diyor Emre Öztaşlı ve karşılaşma 1-1 sona eriyor. Evet, görüntülerimizi izledik. Yani zaman zaman diğer takımlara göre konuşuyoruz bunu. İşte Gençler Birliği'ne göre, Esentepe'ye göre, Girne Halkevi'ne göre daha iyi kadrosu var diyoruz. Binatlı'nın daha derli toplu bir görüntüsü var diyoruz ama Binatlı çok büyük yanlışlar içerisinde. Sahasında Gençler Birliği'ne kaybetti. Bugün 75 dakika 10 kişi oynayan ve geçmiş maçlardan da zaten kapasitesini, gücünü, neler yapabileceğini veya neler yapamayacağını bildiğimiz Girne Halkevi karşısında da ikinciyi bulamadı ve berabere kaldı. Yani Binatlı ısrarla ben başıma iş alacağım mesajını veriyor. Bu maçta da işte görüntülerde izledik. Yani Girne Halkevi çok oyunu forse edemeyen, ilk yarılarda daha çok mücadele eden, ikinci yarılarda oyundan düşen, top kayıpları yapan, savunmada ciddi hatalar yapan bir takım. Şimdi tecrübesizlikten kaynaklanır bu. Doğrudur. Yani başına iş açar falan ama doğrudur. Çok kritik maçlar kaybetti. Birebir rakiplerine kaybetti veya iyi oynadığı maçları kaybetti. Veya en azından bir puan alabileceği maçları verdi. O forun kaçması çok önemli bir olaydı. Ülkemizin en iyi golcülerinden biri. Yani ben 14 puanda olan Binatlı'nın
Ofor'la birlikte minimum 5, yani öyle bir futbolcudur, direkt skora etki eder. En az 5-6 puanla yukarılarda, en az 19-20 puanda olacağını düşünüyorum devam etseydi. Ofor'suz da olurdu. Bu iki dediğim özellikle saydı. Olabilirdi. Olabilirdi. Bu maç ve olabilirdi. Sahasında kaybettiği gençler. Özellikle bu çok kolay olurdu. Yani o buldular da pozisyonları. Yani bir sürü pozisyonu var. 1-0'ı buldu. Atamadılar. Ki Mustafa Süzgen bu yıl çok iyi bir çıkışla performans gösteriyor. İyi oynuyor. Friki golü buldu. Sonrasında Emanuel'in zoru yaparak kaçırdığı pozisyon var. Bomboş kale. Ondan sonra tabii bazı takımlar 11 oyun oynadıklarında nasıl olsa kazanırız diye oyundan hele hele işte böyle tecrübesiz de olunca belirli isimler, kilit isimler, çok alternatifiniz olmazsa oyundan düşüyor. Yani ne kadar kenardan müdahale etseniz de oyundan düşüyor. Diğer tarafta da 10 kişi oynayan takım o arkadaşlarının açığını kapatmak için belirli isimleri daha fazla mücadele ettiği anlarda maç 11-11 hatta 10 kişilik takım daha fazla pozisyon bulur noktaya da gelebiliyor. Buldu zaten yerini halk gibi. Yani düşünün 17'den sonra uzatmalarla 75-76 dakika bir kişi eksik oynuyorsunuz. Gol buluyorsunuz, pozisyon buluyorsunuz. Yani öne geçecek pozisyonu da buluyorsunuz 86'dan sonra bile. Evet. Yani burada bir şey var. Yani Binatlı'nın eksikleri var veya işte dar kadrosu var. Tecrübesiz isimleri var. Oyunu koparması gereken noktalarda koparamaması var. Ki bu ilk defa değil. Söylediğine katılırım. Ama Girne Halkevi'nin de ilk yarı açısından gösterdiği 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 puanla son derece kötü bir kötü performans. Kötü bir performans var orada. Kalesinde gördüğü 32 gol ve haftalardır galibiyeti hasret bir durum ortada. Yeni yönetim Esen Dağlı ile birlikte iyi işler yapacaklarını ve bütçelerinin takviyelerle birlikte hazır olduğunu söylüyor. Çalışmalarına başladıklarını ifade ediyor. Göreceğiz. Bu takımla kalırsa zor ama en azından bir yabancılarını da en az 3 tane 4 tane de takıma uyum sağlayabilecek, bu ligi bilen kaliteli yerli ismi katarsa o playoff çizgisini zorlayabilecek takımlardan biri olabilir. Ben hala daha iddialıyım. Girne'de diğer iki yabancıyı değiştiririm ben olsam. Ama o golü yoktan var eden. Endo'yu. Endo'yu yollatmam. Evet. Bence Endo iyi bir futbolcudur ve iyi bir takımda. William'ı gönderecekler o kesindir. Endo iyi bir takımda özellikle. Yani daha kapasiteli bir takımda bence çok daha faydalı James olabilecek. James Tavas'ını bulamadı. Ocak'taki performansını gösteremedi. Onun takım da yanında ama, orta sahada oynayacak biri yani yok. Iyi, daha iyi bir takımda James de Endoy da oynayabilecek. Yani bildiğimiz isimleri. Daha önceden tabii bildiğimiz isimleridir. Ama o kırmızı kartı yiyen arkadaş zannederim son maçını oynadı. Bakalım görelim bir son maçını nasıl oynadı. Yani ceza alması hemen önemli. O pozisyonu ekrana getirelim olmayacak. Bakalım. Evet. William. Bu evet. Mu? Evet. Bariz gol şansı. Sonradan. Yani şey... Gidiyor Emanuel. Al tekrar. Açık pozisyon yani zaten. Emre Hoca. Evet buradan gidiyor. Bozuyor dengesini. Karagücek. Bariz gol şansı. Karagücek güreşleri. Ve kendini dışarıda buluyor. Emre Hoca 3 haftadır üst üste. Yani daha önce niye yönetmez diye düşündüğümüz, konuştuğumuz bir hakemdi. 3 haftadır üst üste veriyorlar. Doğru yapıyorlar. İyi yönettiği sürece vermeye devam edin. Valla kötü yönetenlere de verirler zaten. Bari bu çocuklara da seklesinler. Biraz da bu çocuklar çıksın ön plana. Çocuk değil ya. Yani sözüm bize göre çocuk. Yani. Kaç yaşındadır Emre Hoca bilmem ne. Emre Hoca 39-40. Yok da o kadar. Tabii. 40'ı buldu. Bu yaşlanmış. Çok yukarıda yer almadığı için genç görünüyor. Yani duruşu, fiziği falan iyi. Evet, o fırsatı evet. Bulamadı geçmişte ama ben olsam veririm. Peki bu maçı da tamamladık ve yine alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Esentepe Gençler Birliği karşılaşmasında 3 puan Gençler Birliği'nin olduğu 3-2'lik sonuçta. Şimdi bu karşılaşmanın görüntülerini izleyelim.
Esentepe Erdal Barut Stadında Esentepe ile Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Ligin dibinde iki takım, alacakları galibiyet altın değerinde. Her iki takım da bu kader maçından 3 puan alıp devreye daha ümitli girmek istiyor. Esentepe maça başladı. Şimdi sol taraftan atak geliştirmeye çalışıyor. Obi sola verdi pasını. Atak devam ediyor, dönüyor cezanın üzerinde, Kaan Gönleşli yerde kalıyor, vuruş ve top filelerde Mahmut. Mahmut'un vuruşu top filelerde, dakika 19, izliyorsunuz, yerde kalıyor, pozisyon devam diyor hakem, güzel bir avantaj kuralı. Mahmut güzel bir vuruşla topu ağlara gönderiyor ve skoru 1-0 yapıyor Esentepe lehine. Golden sonra yine Esentepe atağı, Sane'nin vuruşu üstten avuta gidiyor. Sağ taraftan Cenker'le geliyor Gençler Birliği. Cenker dışarı kesti. Tacettin pozisyon arıyor. Vuruşu kaleci Ali Karal'da kaldı. Savunmaya da çarpmıştı bu pozisyon. Yine Gençler Birliği. Soldan yine Tacettin'le geliyor. Tacettin vuruşu yine Ali Karal. Savunma Ali Karal'dan seken topu uzaklaştırıyor. Bir frikik atışı kazandı Esentepe. Mehmet Çil mükemmel vurdu. Ama kaleci Ali Aydemir mükemmel çıkardı. Şimdi bir kontra atak Gençler Birliği. İbrahim Köse kaleciyle karşı karşıya. İbrahim Köse 45. dakikada skoru 1-1'e getiriyor. Gençler Birliği'nin golcü yıldızı Atlan Hasan Sarıoğlu'nun savunma arkasına pasını izliyorsunuz. Kısıyor Ali Karal önde ve aşırtma vuruş top ağlara gidiyor. 45. dakikada skora eşitlik geliyor. 1-1 eşitlik var Esentepe'de. Ve Utku Hamamcıoğlu'nun çalan düdüğü devre 1-1 sona erdi diyor Utku Hamamcıoğlu. İkinci devreye Gençler Birliği başlıyor. Her iki takım açısından da çok kritik bir mücadele sol taraftan geliyor. Tacettin'le yerde kalıyor Tacettin ve bir frik kararı çıkıyor. Bir de sarı kart çıktı. Tacettin vuruşu üst direkten geri döndü. İbrahim Köse tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Golcü isim Esentepe'de durmuyor. Skoru 2-1'e getiriyor İbrahim Köse. Gençler Birliği'nin attığı gollerin çoğunda imzası var. Kardeşi Tacettin Köse vurdu. Üst direkten geri döndü. İbrahim Köse geldi kafayı vurdu ve skoru 2-1'e getirdi. Gençler Birliği 1-0 mağlubiyetten 2-1 üstünlüğe yükseldi. Şimdi Esentepe beraberlik için yükleniyor. Ceza içerisinde kaleci Ali çıkıyor ama savunma uzaklaştırıyor bu pozisyonda. Yine Gençler Birliği hata var. Yerde kalıyor. Ve Utku Hamamcıoğlu yine bir frikik kararı. Tacettin bu kez vuruşu savunmaya çarptı ve top ağlara gitti. Tacettin aradığı golü savunmaya da çarparak buldu. İzliyorsunuz. Vuruş kafasına vuruyor siyah oyuncunun ve top ağlara gidiyor. Dakika 67. Gençler Birliği 3-1 önde. 3-1'den sonra Esentepe baskı kuruyor Gençler Birliği'ne. Yapılan orta kafa vuruşu Sane'den. Dakika 80. 3-2'ye geliyor skor. Ümitleniyor Esentepe bu dakikada. İzliyorsunuz. Güzel bir orta, güzel bir kafa vuruşu ve topağalarda skor 3-2 oluyor. Doldurulan bir korner atışında ceza içerisi kafa vuruşu dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyonda Esentepe adına. Yine Esentepe hata. Sağ tarafa Sane ceza içerisi kaleci Ali top ağlara gidiyor. Ama kalkan bayrak offside geçersiz sayılıyor gol. İtirazlar var bu dakikada Esentepe futbolcularının yoğun bir şekilde Ali Çınar'a yardımcı hakeme. Şimdi sağ taraftan yine Esentepe geliyor. 3-2'den sonra net pozisyonlar bilerek önünü kestiği için faul kararı var ve bir de sarı kart çıkıyor. Gençler Birliği oyuncusu Mustafa Tekpınar'a. İbrahim Köse kontra atakta Esentepe'nin yüklendiği bir anda topu alıyor. Ama topun dışarı çıktığını belirtiyor yan hakem ve pozisyon kesiliyor. Yine Esentepe atağı ceza içerisinde eline vurduğu itirazları var Esentepe futbolcularının. Ama eller arkada mıydı onu Utku Hamamcıoğlu daha yakın pozisyonda görüyor. Ve devam kararı diyor Utku Hamamcıoğlu. Futbolcu yerde de kalıyor bu pozisyonda. Ve Utku Hamamcıoğlu'nun çalan düdüğü Gençler Birliği bu önemli deplasmanda 3-2 galip gelen taraf oluyor. Evet. Gençler Birliği kutlamak lazım. Gerçekten
Yani var olduysa bu Gençler Birliği takımı bu ilk devredeki aldığı sonuçlarla işte iki tane çok kritik deplasmanda aldığı galibiyetler. Binatlı Esentepe. Birebir rakibi. Kaybetse çok sıkıntılı bir konuma düşecek. Her ikisini de kazanmayı bildi. Yani bu Rıfat Başkan anlaşılan o ki bu takıma bir hayat, bu takıma bir güç, bu takıma bir enerji vermiş. Bunun yanında yeni teknik heyet, yeni üçlü takımı yönlendirebilmiş. Ben bunları çıkarıyorum. Ha yeterli mi Gençler Birliği'nin kadrosu ikinci yarıda ligde kalabilme adına? Çok yeterli değil ama bu Esentepe ile Girne Halkevi'ne baktığımda da çok kadrolarını güçlendiremezlerse Esentepe en azından play-out, Gençler Birliği play-out'un içinde olur. Ama Rıfat Başkan'ın transfer yapma isteğini biliyoruz. Az önce sen söyledin. Yabancı, işte Miranda geldiği, bir başka yabancı, kariyerli bir yabancı alınacağı söyleniyor falan. Yani Gençler Birliği mevcut elindeki futbolcuları da kadrosunu genişleterek bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacaktır. Esentepe'yi geçmiş haftalarda çok konuştuk. Yabancılarının yeterli olmadığını, yabancıların özellikle iki tanesinin bu takıma hiçbir şey vermediğini söyledik. Eldeki yerli isimler de tecrübesizliklerinden dolayı, Süper Lig'in havasını çok fazla bilmediklerinden dolayı takıma yeterli katkıyı koyamıyorlar. Bu anlamda Esentepe'de ciddi sıkıntılar var. Umut Başkan, camia, Cemal Başkan, Belediye Başkanı ne kadar maddi destek olur? Bu takıma kim alınabilir? Kim gidip Esentepe formasını giyer ve Esentepe'yi yukarı çıkarmak için ortaya bir şeyler kor? Bunu bilemiyoruz. Yani Esentepe şu anda kapalı kutu. Çünkü tamamen maddidir sorunlar her iki takımda da ama şu anda Gençler Birliği'nde bu maddi sorunlarla çarpışabilecek, maddi sorunlarla mücadele edebilecek bir başkan var. Evet. Parasının harcayabiliyor. Ama sponsoru var. Ha Esentepe bunu bulabilir mi? Onu bilemem. Şimdi tabii kritik bir maçtı. Az sonra konuşacağız. Özellikle yardımcı konusunda çok ciddi itirazlar var. Esentepe cephesinde özellikle. Evet, Ali Akçınar ilk atılan gol, sonra verilmeyen gol falan. Ama maçın öne geçmesine rağmen iki İbrahim, bir Tacettin frikikten kontrubiyede kaldı tabii kaleci orada. Evet. Atılan 3 gol var. Yani çok çabuk futbolcu özellikle İbrahim. Çok iyi bir futbolcu, çok yönlü bir futbolcu. İkinci araya umutla bakmalarına neden oldu. Hem çünkü gelecek olan takviyelerle birlikte ligde kalma adına o play out çizgisi içerisinde işte son sıralardan kurtulup 11 puana yükseldiler. O bir moral. Ama Esentepe'nin hataları var. Yabancı seçiminde hataları var. Golcü futbolcu konusunda hataları var. Hakem konusunda çok zaman zaman doğrudur. Hatalara uğradılar. Şeylere uğradılar. Haksızlığa uğradılar. Haksızlığa uğradılar. Ama Umut Başkan'ın biraz daha kontrollü olması lazım. Biraz daha sakin olması lazım. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında genel anlamda, yani sadece bugün değil, genel anlamda biraz agresif ve biraz evet canı yansa da karşıdaki insanların kişiliklerine veya kulvarlarına bu kadar girmemesi lazım. Çok daha ileri gitmeyeyim. Bu kadar ileri gitmemesi lazım. Ne kadar haksız da uğrasanız uğrayın yani. Evet. Bunun da bir duruş yeri vardır. Peki bakalım gerçekten Esentepe haksızlığa uğradı mı, hakemler doğru kararlar mı üretti? Hemen ilk pozisyonumuzu ekrana getirelim. Bu golden önce evet bunu aldık. Avantajı oynatıp oynatmadığına bakacağız. Çünkü burada bak yapılan bir hareket var. Ceza alanının içinde mi? Evet. Penaltı. Ama pozisyon devamı ve gol. Hakemi görmüyoruz. Avantaj mı oynattı yoksa vermediği de oyun top devamı etti. Yani topuğa vurduğu an belki de tam çalacaktı, düdüğü bekledi. Eğer beklediyse
Çok güzel bir iş yaptı. Yani çok kötü bir pozisyonu değil çünkü. Tak diye orada çalabilir. Onu söylüyorum. Yani çok şimdi top ağlara girme noktasındaysa avantaja bırakın diyorlar. Hayır ama kaç saniye var arada bak. Yani orada düştüğü an çalabilir diyorum. Yani çalıp bu vuruşa izin de vermeyebilirdi. Yani o anda şey anlamında. Ama avantaj oynattıysa çok doğru bir hareket yaptı burada. Tam evet. Dersliktir bu çünkü. Bırakın diyor. Bekleyin diyor çünkü. Şu anda evet. Talimat. Bekleyin. Bekle. De çalarsın penaltıyı. 3 saniye sonra çal. Ne olacak? Bak. Peki. Görelim ikinci penaltıyı. Pozisyonu. Ya Topçuk'tan bakalım. Buna itirazları oldu. Yavaş oynatacağız bunu arkadaşlar. Bir offside olup olmadığına bakmak istiyoruz. Orta sahadan top çıkıyor. Top çıktığı an dur. Yani şey pas verildiği an. Yavaş. Daha geri git. Daha geriden durdum. Bir daha geri git. Orta sahadan top... Orada neydi? Yavaşlatmasın. İlk orta sahadan. En başında dur. Dur. Devam et. Tabi bu sol adamlar, beyazların tam net yeri görünmez. Bir adım at. Bir daha at. Adım adım gidelim. Bu görüntüye göre... Top ayaktan çıktığını göremiyoruz ki. Zor. Bu iki beyazın pozisyonunu. Yani iki tane burada var. Geriye doğru giderler. Öndeydiler. Tam görünmez yani. Yani orada olan veya işte Esentepe'nin itirazı 1-1,5 metre offside olduğunu söylüyorlar. Evet. Geçelim. Peki. Yani bu görüntüye göre yorum yapmak zor. Çünkü bak bu özellikle bu sol taraftaki en ortadaki ekranda hiç yoktur. Evet. Zaten İbrahim Köse de gözükmüyor. Top atıldığında fazla. Peki geçelim 3. pozisyona arkadaşlar. Evet burada Esentepe'nin bulduğu bir gol var. Ancak iptal ediliyor. Kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle mi acaba? Yok, elini kalıyor. Offside. Zaten yardımcı verdi. Geç. Offside. Yani görünür. Bu çok öndedir burada. O son veride pası oynat. Şu oraya verir. Bu değil, tamam. Dur. İşte offside. İçeride. Evet, bu sağ offside. Taraftaki ileridedir beyazlı. Evet. Peki. Bir pozisyon daha var. Onu getirelim ve bitirelim. Var mı burada bir şey? Devam. Burada bir şey ben de görmüyorum. Bu tamamen bir ikili mücadele. Devam. Herhangi bir şey yok. Evet, devre bitti, yıl bitti. Sonuna geldik. Hem devreyi tamamladık hem 2018'i işte yarın pazartesi 31 Aralık yılın son günü 2019'a yeni umutlarla, yeni duygularla, yeni beklentilerle giriyoruz. Bütün halkımızın da yeni yılda beklentileri yerine gelsin dileğinde bulunmak istiyorum ben. 2019'un barış, sağlık ve huzur getirmesini dileriz. Artık programlarımız da liglerin başlamasıyla Ocak ayının sonunda yani 28'inde yani olacak. Yani. 28, 27 mi? Hı hı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yorumların için. İki yönetmenimize de programımıza koymuş oldukları katkıdan dolayı hem Bekir'e hem de Salim'e buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Artık Ocak ayının son haftasında 16. haftanın başlamasıyla birlikte yeniden sizlerle Kıbrıs TV'de futbolun zirvesinde birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim. Merhaba genç arkadaşlar.